Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin nabzına Habertürk'e hoş geldiniz. Gündemdeki sıcak gelişmeleri çok değerli konuklarımızla masaya yatıracağız, konuşacağız bu akşamda. Sınırda çatışma, Kobani eylemleri, ölümler ve çözüm süreci yeniden ivme kazandı. Hükümetin yol haritası hazır ancak hem sürecin diğer aktörleri hem de muhalefetin itirazları var. Günün sürpriz çıkışı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, Öcalan'ın sekreterya talebi haksız değil dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Öcalan'ın müzakere heyetine Kandil'den bir isim talep ettiğini söyledi. Çözüm sürecinde gelinen noktayı ve bundan sonra atılacak adımları az sonra ayrıntılarıyla, bütün yönleriyle konuşacağız. Ve bir diğer sıcak gelişme, Kobani'deki çatışmalar ve Peşmerge'ye verilen geçiş izni. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı. Obama'ya Peşmerge'nin Kobani'ye Türkiye üzerinden geçmesi teklifini zaten ben sundum dedi. Erdoğan'ın bir gün sonra yaptığı açıklamaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye yaptığı silah yardımına ilişkindi. Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye rağmen PYD'ye silah yardımı yaptı dedi. Peki Türkiye'yi bundan sonra ne bekliyor? Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi nasıl olacak? Muhtemel güzergahlar neler? İşte tüm bu sorularda bu akşam yanıtını arayacağımız başlıklar arasında. Çok değerli konuklarımız var. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Çetin Elmas, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Büşra Ersanlı, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erdinç Yazıcı Ankara'dan yayına katılıyorlar Sayın Yazıcı ve gazeteciler Muhsin Kızılkaya ve Özcan Tikit bizimle birlikteler bu akşam Türkiye'nin nabzında. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli katılımlarınız için. Ankara'ya da hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun Sayın Yazıcı yayına katıldığınız için. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Habertürk TV adı Twitter adresine sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen başlayalım efendim. Bugün çözüm süreci çok tehlikeli bir aşamadan geçmiştir. Çok büyük bir badire atlatmıştır. Öcalan'a sekreterya, görüşmeler vesaire. Ben devletin doğrudan Öcalan'la görüşmesini savunan birisi değilim. Partimiz de savunuyor. PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade etti. O da bir terör örgütüdür dedi. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Türkiye'ye rağmen Amerika bu işi yapmıştır. Evet, program hemen başlayacağız. Bu arada Özgür Suriye Ordusu da Kobani'ye 6 cepheden gönderiyor savaşacak olan askerlerini. Dolayısıyla çok bu sıcak bir gelişmeydi. En son yaşadığımız, bu akşamüstü yaşadığımız bir gelişmeydi. Sıcak gelişmeler arda arda yaşanıyor. Çok değerli konuklarım var. Onların değerli yorumlarıyla yaşadığımız bu süreci anlamaya çalışacağız. Çünkü farklı farklı açıklamalar geliyor. Sayın Ersanlı, sizle başlayalım mı hocam? Olur. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Öcalan'ın sekreterya tartışması, o başlıkla başlayalım. Sonra işte PYD silah yardımı ve bölgedeki gelişmeleri sizin yorumlarınızla anlamaya çalışacağız diğer yorumcularında. Şimdi Öcalan'la görüşen HDP heyetindeki Sırrı Süreyya Önder açıkladı. 5 kişilik bir sekreteryasının olacağını söyledi hocam. Ve sekreteryada mevcut İmralı heyeti üyelerinin yanı sıra Hatip Dicle de olacak. 2 kişi değil daha olacak. 3 kişi dışında 2 kişinin daha olacağını belirtti. Bülent Arınç'tan da sekreterya içinde olmayacağını söyledi. Tersi yönde bir kimse olmayacak. Dışarıdan kimse olmayacak dedi. Nasıl olacak bu sekreterya? Öcalan'ın dedikleri tek tek hayata geçiyor şeklinde yorumlarda bulunanlar da var. Ne dersiniz Sayın Ersan? Vallahi herhalde bir ihtiyaç tabii. Yani bu kadar ciddi düzeyde barış müzakeresi yaptığına inanıyorsa taraflar, o zaman bir şeyleri daha kolaylaştırmak, daha çabuklaştırmak için bazı haberleri daha hızlı takip edebilmek için, bazı notları daha hızlı alabilmek için böyle bir sekreterya ihtiyaç var. Sadece bu da değil. Bence bunun dışında sürekli görüştüğü insanların dışındaki insanlarla da görüşebilmesi şeffaflığı arttırır.
Evet. Şeffaflığı arttırması bence daha önemli yanı. Bu sekreter bir pratik, biraz da bir pratik yanı var. Bir de şeffaflığı arttıracak bir yanı var. O bakımdan olumlu görüyorum. Çünkü şeffaflık arttınca o zaman halkın barış sürecine ve müzakerelerine daha yakın ilgi duyması ve o pozitif yönde katılımı kolaylaşır. Müphem durumların, bilinmeyen durumların, değişen sözlerin çok olduğu bir ortamda bu sürece inanç azalıyor. Bunu çünkü kardeşi biliyoruz. Gittiğinde farklı bir açıklama geliyor mesela. Evet, ama bunlar çok doğal. Doğal mı? Tabii doğal. Çünkü kardeşiyle konuşma başka, heyetle konuşma başka. Dolayısıyla dışarıdan insanların da olması gerekir. Sivil toplumdan da olması gerekir. Parti içinden de başka insanların olması gerekir. Ben bunu olumlu buluyorum ama olumlu bulduğum şeyin tam ne olduğunu bilmiyorum. Evet, yani çok ayrıntılı. Türkiye'de olumlu ve olumsuz bulduğumuz şeylerin tam ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla yani o noktada süreçle ilgili sizin de kafanızda soru işaretleri var. Yani bilmiyorum diyorsunuz. Bilmiyoruz, her şeyi bilmiyoruz tabii ki. Yani şeffaf olmadığını biliyoruz. Yasal olarak açıklanmadığını biliyoruz. Halkın çok kutuplaştırıldığı için sürece sahip çıkamadığını biliyoruz. Çelişkili sözleri takip ediyoruz. Çelişkili sözleri takip ettiğimiz zaman bir güven sarsılması oluyor. Ki bu güven sarsılması değişik ideolojilerin ve değişik partilerin değişik şekilde ifade etmesine yol açıyor. Evet. Güven sarsılması olunca partiler de tam olarak işe ne tarafından sarılacağını bilemiyorlar. Dolayısıyla muhalefet de yerine gelmemiş oluyor. Evet. Canlı bir muhalif yaşam da olmuyor. Dolayısıyla sekreteryanın bir an önce hayata geçmesi süreç açısından hayati yardımcı unsurlardan biri tabii. Yardımcı unsurlar. Sivil toplumdan da birileri olması koşuluyla, yani sadece partiden değil sivil toplumdan da birileri olması koşuluyla çok yardımcı olur. Peki şu anda baktığımız açıklamalara birlikte baktığımızda 5 kişi olacağını biliyoruz. Şu anki bir sekreterya, bize en azından gösterilen, anlatılan sekreterya dediğiniz o işlevi görecek mi o zaman? Yani dışarıdan 2 kişi olacağını biliyor, öyle söylendi Sırrı Bey ama Bülent Arınç olmayacağını söylüyor. Olmayacak diyor ya, hapishane içinden olacak dedi. Ben dinledim onu. Evet, peki hapishane, ya hapishane içinden olacak ya da yani ya mahkumlar arasından olacak ya dışarıdan başka bir mahkum getirilecek ya da dedi oradaki görevlilerden biri olacak dedi. O zaman ne olur peki onlardan biri olursa? Öyle olmaz tabii ki. Yani o zaman dışarıyla canlı bağ kurulamaz. Zaten bu kadar uzun sene hapiste olmanın getirdiği menfi durumlar var. Onları aşabilmek için dışarıyla temasın, canlı temasın farklı düşüncede ve farklı faaliyette olan insanlarla paylaşılması gerekiyor. Evet. Peki Ankara'ya gidelim. Sayın Yazıcı'nın orada yalnız olduğu için onu yalnız bırakmayalım. Sayın Yazıcı, sizi dinleyelim. Siz ne dersiniz? Sayın Ersanlı'yı dinlediniz. Öcalan'a bir sekreterya kurulacak, öyle görünüyor. Bu sekreteryanın işlevi ve nasıl sonuçlar doğuracak? Sayın Ersanlı Hocam'ın bazı soruları var, soru işaretleri var. Sizin fikriniz ne acaba Sayın Yazıcı? Tabii henüz daha çok yeni bir konu bu. Muhtelif boyutlarıyla ele alınacak. Tahmin ediyorum kamuoyu daha çok bilgilendirilecek. Fakat sürecin genel muhtevası, zaman içerisindeki akışı dikkate alındığında son derece kompleks bir süreç, çok faktörlü bir süreç. Sadece Türkiye'nin iş dinamikleriyle alakalı olmayan bölgesel hatta küresel mahiyetler kazanabilen zaman zaman bir sorunla karşı karşıyayız. İşte burada siz girişinizde çok güzel ifade ettiniz. Kobani'deki sorun, işte Irak'taki ve Suriye'deki istikrarsızlıklar süreci enfekte etme potansiyeline sahip. Buna dayalı bazı olaylar oldu vesaire. Dolayısıyla bu süreç
kuvvetli bir süreç yönetimini gerektiriyor ve bir sürü faktörü, dinamiği ve sürecin unsurlarını istikrarlı bir şekilde verimli bir işbirliği içinde, çalışma düzeni içerisinde sorunun çözümünde birleştirmek ve sorunun çözümüne dönük, ileriye dönük adımlar atarak süreci tamamlamayı mümkün kılacak bir çalışma disiplini gerektiriyor. Şimdi bugüne kadar ortaya çıkan tablo, İmralı, Kandil, HDP, bölgedeki sivil güçler, Türkiye dışındaki farklı unsurlar vesaire bağlamında, yani bütün dikkatlere rağmen problemli bir sürecin, bazı sorunlarla karşı karşıya kalınan bir sürecin yaşandığını gösteriyor. Fakat diğer tarafta iki tarafın irade beyanı, gerek Öcalan'ın gerekse hükümet kanadının sağlam bu süreçle ilgili sağlam irade beyanı ve geçen hafta sonu İstanbul'da yapılan Akil Adamlar toplantısının girişinde ve çıkışında Sayın Başbakan ifade ettikleri, bu süreç büyük bir kardeşlik ve birlik projesi. Bu hiçbir şekilde bu tip risklere teslim edilemeyecek, savrulmasına müsaade edilmeyecek kadar önemli. Dolayısıyla burada büyük bir dikkat, basiret ve sağduyu gerekiyor ve bir yönetim sağlam bir inisiyatif ve bir süreç yönetimi gerektiriyor. Şimdi burada bazı diyalog kopuklukları, yanlış anlaşılmaların olduğu ve süreçten rahatsız olan bazı unsurların süreci sabote etmeye dönük hamlelerin olduğu görülüyor. Şimdi burada bu çerçeve içerisinde geçen aylarda çıkmış bu süreçle ilgili meclisten çıkan yasa da dikkate alındığında, sürecin sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınabilmesi ve sapasağlam hedefine ulaşabilmesi açısından gerekli tedbirler alınacaktır. Bu sekreteryayı da bu çerçeve içerisinde bir ihtiyaç olarak görüldüğü anlaşılıyor, düşünülebilir. Fakat bu sekreteryayı bir bürokratik yapılanma, kurumsal bir yapılanma, bir ofis olacak, işte orada sandalyeler, masalar olacak, memurlar olacak. Ya bunlar rutin bir işi yürütecekler. Bu nerede olacak? İşte İmralı'da mı olacak, başka bir yerde mi? Böyle düşünmemek gerekiyor. Aslında bu sekreterya çok büyük çapta bu sürecin özellikle HDP açısından ve PKK cenahı açısından bazı farklı unsurların içinde taşıma ihtimali var. Çünkü oradaki koordinasyon eksiklikleri, zaman zaman yanlış anlaşılmaya da provokasyonu açık yapılar bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla burada böyle bir heyet aslında şöyle de düşünebilir. Muhtemelen bence öyle bir perspektif üzerinden meseleye bakmak lazım. Şimdiye kadar İmralı'ya HDP'li çeşitli heyetler gidiyor. Bu heyetlere katılanların isimleri değişiyor ve muhtelif görüşmeler yürütülüyor. Yani bu heyet, söz konusu gelip giden heyetin daha kalıcı, isimleri belirgin, belli bir rutin görüşme trafiğine dayalı bir yapıya dönüşmesi anlamında ben anlıyorum ve düşünüyorum. Peki, muhtemelen Sayın Yazıcı, böyle olacak. Evet. Onun dışında zaten İmralı'da anlaşıldığı kadarıyla devletin yetkilileri Öcalan'la değişik diyalogları sürdürüyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla orada örtülü ve kendi özgü bir mekanizma var. Dolayısıyla bu sürece katkıda bulunabilir bu sekreterya denilen yapı ve ihtiyaç duyulursa pekala gerçekleştirilebilir. Fakat bugünden bakıldığında henüz daha bunun mahiyeti nedir? Sekreterya diye neye deniliyor? Hangi unsurlar içinde yer alacak? Sekreterya ne iş yapacak? Bugün bunun üzerinde konuşabilmek için henüz erken görünüyor. Peki. Çünkü halen daha kamuoyuna yansıyan bilgiler bir öngörüde bulunmak için yetersiz. Evet, burada iki akil insan var. Fuat Keyman ve Muhsin Kızılkaya. Dolayısıyla onlar Sayın Davutoğlu ile bir toplantı yaptılar. Oradan bize bazı herhalde bu mevzu gündeme gelmiştir orada. Konuştunuz mu? Gündeme geldi mi bilmiyorum. Sekreterya meselesi. Evet, sekreterya meselesi Sayın Kızılkaya. Yani bir tek başlık halinde öyle bir ama Öcalan'la şey direkt geçiyor. Temas, direkt görüşülmesi konuşuldu, meselesini evet. Konuştunuz değil mi? Uzun uzun konuşuldu. Evet. Peki siz ne dersiniz, bu sekreteryanın nasıl olması gerekiyor? Ve bu sekreterya nasıl bir işlev kazanacak? Daha yeni tabii, evet. Yasalarla da çerçevesi belirlendi ama. Şimdi sekreterya deyince tabii insanların aklına şöyle bir şey gelmesin. Yani oraya bir tane sekreter konulacak. Öcalan'da işte kızım, oğlum bağla bana falan kesin konuşmak için. Böyle bir şey değil. Yani bahsettiğimiz. Yani Öcalan'ın cezaevinden çıkacak başka bir koşulda. Yani böyle bir işte bir sekreteri olacak. Dolayısıyla o sekreter aracıyla bundan sonra. Öyle değil. Yani öncelikle böyle bir kavramı yerine koyup. Şimdiye kadar yürütülen görüşmeler yasası olmadığı için devletin istihbarat örgütü aracıyla yürüttüğü çalışmalardı.
çözüm meselesiyle ilgili bir kanun çıktı. Bu kanunun çerçevesinde Hükümet Bakanlar Kurulu belirledi. Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra İmralı'da yürütülecek olan çalışmalar şeffaf, yasal bir mevzuat çerçevesinde yürüyecek. Artık onun önünde bir engel yok. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada ortaya çıkacak bütün o görüşmelerin tutanakları olmaları gerekiyor. Peki Büşra Ersanlı Hoca dedi ki kutuplaştırıldığı için toplum sahip çıkmıyor sürece. Çok önemli şeyler söyledi. Şeffaflığı arttıracak bir yapıya ihtiyaç var. O anlamda sekreteryanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Evet. Ama içeriği sekreteryada kimlerin olacağı da önemli. Sekreterya tabii ki Muhsin'in dediği gibi şey değil. Yani biliyoruz. Sadece yardımcı değil. Tabii ki çerçeveyi, analitik çerçeveyi çizmeye kolaylaştıracak insanlar. Onlar yazı da yazar, okur da ama aynı zamanda çerçeveyi birlikte oluşturacak insanlar. Onun için de sadece partiden değil, parti dışından da olması lazım. Hapishanede yatmış bir mahkumun dışarıyla böyle bir dinamik ilişkiyi kurma olasılığı daha azdır. Yani onlar yardımcı olamaz demek istiyorum. Anladım. Peki hapishanede olacak bir mahkum o sekreteryada olacaksa eğer? Hayır, ben öyle bir mahkumlardan müteşekkil bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Zannediyorum bugün Sayın Arınç'ın bahsettiği işte 3 kişilik bir heyet var. Bu parlamentodan çıkmış bir heyet. Dolayısıyla belki de dışarıdan olmayacak derken parlamento dışından birileri olmayacak gibi bir şey ben algıladım bunu. HDP heyeti o anlamda güçlendirilebilir. Yani 5 kişiye çıkarılabilir o sayı. Hatip Dicle bu isimler arasında olabilir mi? Yani herkes her şeyde olabilir, onu bilmiyoruz tabii. Yani bu şu anda söyleyeceğimiz şeyler tamamen afaki ve şey. Yani işte spor tutu gibi bir şey. Yani öyle değil. Yani belli ki hükümet bunu bu anlamda bu görüşmeleri yürüten heyeti parlamento içerisinde tutmak gibi bir şeyin içinde. Yani o heyeti geliştirse bile parlamentodan birilerinin de katılması belki ile bunlar HDP'den olmayabilir, başka partilerden de olabilir eğer onlar destek verirlerse bu işe. Çünkü artık biz bu aşamadan sonra şunu bilmeliyiz. Bu mesele artık bir milli mesele. Yani bu bir AKP HDP meselesi değil. Onun için de biz o gün Dolmabahçe'de yaptığımız toplantıda Sayın Başbakan bize çapraz görüşmeler yapma önerisini yaptığında böyle bir şeyden bahsediyordu. Yani sürece henüz müdahil olmamış bir MHP var, bir de CHP var. Yani bunların da bir şekilde taşın altına elini sokmalarının zamanı geldi. Dolayısıyla onların da artık bu aşamadan sonra hakikaten de hepimiz eğer inanacaksak biz 5-6 ay sonra silahların sustuğu, bütün meselelerin demokratik mekanizmalar içinde yürütüldüğü, tartışmaların demokrasi içinde yürütüldüğü bir ülkeye doğru gideceğimize kanaat getirirsek hep beraber bu işin altından kalkalım. Çünkü biliyoruz ki artık 2 seneden beri hani bu arada çıkan provokatif hadiseleri saymazsak bir barış ortamı var. Dolayısıyla bu barış ortamı kalıcı hale getirmek hepimizin ortak sorunu. Sadece Öcalan'ın meselesi değil. Bu Davutoğlu'nun ya da Erdoğan'ın meselesi değil. Evet. Şu anda iki aktör bu işi şimdiye kadar yüklendiler. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tanesi de Abdullah Öcalan. Bu noktaya kadar getirdiler. Ben kişisel olarak ikisine de minnettarım. Bundan sonraki aşamada hepimizin destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla burada derede boğulmanın manası yok. İşte sekreter ne olacak, bilmem ne olacak. Yani bunlar teferruat. Bizim şeyde anlaşmamız, önemli olan büyük resimde buluşmamız. Zannediyorum bunun önü açıldı. Yani eğer şu anda akil insanlar heyetinden de, başka yerlerden de, MHP'ye de ve CHP'ye de, biz artık bakın yani işte 2 seneden beri bir barış süreci başladı ve devletimiz parçalanmadı. Ama mesele burada işte biraz da halkın sürece gerçekten sahip çıkıp çıkmayacağı. Halk sürece sahip çıkıyor. Halkın sürece sahip çıktığının en önemli göstergesi bence bir kere mesela 6-7 Ekim olaylarında halkın hadiselere katılmamış olması sürece sahip çıktığının göstergesidir. Bu birincisi. Bundan öncesi 2 seçim kazanmış bir... Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın iki seçim, Devlet Bahçeli'nin... 2 seçim kazanmış bir Erdoğan var. Milliyetçi Hareket Partisi kendi kitlesini içeride tuttu. Yani çok son derece dirayetli bir tavır gösterdi Sayın Bahçeli.
Yine ben herkesin o anlamda hakikaten teşekkür etmesi gerekiyor ve bu tavrın biraz daha şeye dönüşmesi. Ama bugün Kılıçdaroğlu'nun sözlerine baktığın zaman ben CHP'den pek öyle bir umutlu olmamak için olmak için pek bir neden görmüyorum. Çünkü o hakikaten de başka bir dünyada onlar. Yani evet. Başka bir dünyada ya gerçekten ona inanıyorlar ya da hakikaten de birilerini kandırıyorlar. Yani Öcalan'la niye görüşüyorsunuz? Yani bu artık bu konuşulacak şey değil. Yani Öcalan'a niye giriyor? Biz anladık ki bu işin birinci muhatabı Öcalan'dı ve Öcalan'la yürütülmesi. Yoksa yürümüyor kardeşim. Yani senin daha iyi bildiğin bir şey varsa getirirsin dersin ki Öcalan'dan daha güçlü bir aktör budur. Giderim. Ben yani sizin Öcalan süreçte olmasın yürümez mi? Yürümez tabii. Peki. Yani bunun için kâhin tamam. Olmaya gerek yok ki. Yani. Devam ederiz. Ama CHP'de halk, MHP'de halk, HDP'de halk, AKP'de halk. Yani onu ayıramayız öyle. Evet. Peki. Çetin Elmas, siz aynı zamanda ben hocamı Gazi Üniversitesi öğretim üyesi dedim ama Sayın Bahçeli'nin de baş danışmanı diyebiliriz. Baş danışmanı daha evet. Doğrusu. Dolayısıyla onun altını da çizelim. Açılışta söylemedim ama Sayın Elmas. Ne dersiniz? Siz bu sekreteryanın kurulması, Öcalan'ın işte sürecin, işte Öcalan'dan başka bir aktör yok. Dolayısıyla müzakereler onunla yürütülebilir. Çünkü CHP parlamentoyu işaret etti yaptığı açıklamada. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye doğru evriliyor gelişmeler? Şimdi... Sekreteryanın hemen böyle şeyde konuşulması bence diğer fotoğrafın, büyük fotoğrafın gözden kaçırılması anlamına geliyor. Şöyle ki yani burada halkın süreci desteklediği bu açılım denilen süreci tırnak içerisinde söylüyorum. Evet. Desteklediği işte 6-7 Ekim olaylarına halkın karışmaması vesairelerle falan açıklanamaz. Öteden beri bizim kodlarımızda bu ülkenin kodlarında böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli elbette ki bu şekilde bir tavır koyacaktı. Çünkü Türk milliyetçisiyiz biz. Bu Türkiye'nin başına bir şey gelmesini hiçbir şekilde istemeyiz. Şimdi sürece baktığımız zaman burada gözden kaçırılan bana kalırsa sürecin ta kendisi. O evet. Sekreterya meselesine de geleceğim. Şimdi sürece baktığımız zaman bu süreç içerisinde bize şu söylendi. Ekim 2013'te terör örgütü PKK silahları bırakıp Türkiye'yi terk edecek. Evet. Ve işte ölümler falan olmuyor. Herhalde 46 en son 6-7 Ekim'de 46 vatandaşımızı kaybettik. Bunlara ölüm denmiyorsa neye ölüm deniyor onu bilmiyorum ben. Şimdi 2013'te PKK silahları bırakıp ülkenin dışına çıkacağı söylenmişti. Dolayısıyla başbakanın itirafı, hükümet kanadının itirafı ne silah bıraktı ne yurt dışına çıktı. Orada zaten bildiğimiz de buydu. Efendim hasta olanlar, yaşlanmış olanlar zaten örgütten ayrılmak durumunda olanlar evet. Şehre indi. Ama beraberinde diğer teröristler de indi. Şimdi ne oldu ortaya çıkan manzara? Bu ülkenin bir kısmı yani Doğu, Güneydoğu Anadolu özellikle bir terör örgütüne terk edildi. Orada PKK halk üzerine inanılmaz bir baskı kuruyor. Şimdi bakın demokrasi bağlamında şunu söylüyorum ben. Bir devlet, bir hükümet kendi halkının bir kısmını bir terör örgütüne teslim eder mi? Onun baskısına terk eder mi? Şimdi efendim... Mesela Doğu ve Güneydoğu'da süreçte bu mu yapılmıştır diyorsun? Tabii ki ortaya çıkan şey şu. Bakın inşaat yaptırmıyor. Yani biz bu ülkede şunu gördük. Terör örgütü bu ülkenin iki şehri, ilçeleri arasında iş makineleri götürüp yolları kazdı ve iletişimi kesti. 25 gün. 25 gün iletişimi kesti. Yine terör örgütü ve onun uzantısı, meclisteki uzantısı çağrı yaptı, çocukları sokağa döktü, 46 kişinin ölümüne sebep oldular. Bankalardan, kamu kuruluşlarına, sivil vatandaşlarımızın evlerinden, halk otobüslerine, ambulanslara, kan merkezlerine kadar bunları yaktılar, yıktılar. Bu ülkede 12 Eylül'den sonra, dikta, junta döneminden sonra biz sıkı yönetim, sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini gördük. Bunların hepsini beraber yaşadık. Şimdi bu süreç itibarıyla yani bunlar konuşulurken burada sekreter yaymış, diğer şeylermiş tamamen bir terör örgütünü meşrulaştırma
meşrulaştırma çabaları olarak bunları görüyoruz biz. Şöyle ki, şimdi Muhsin Bey'in ifadesi, bakın, karşılaştırırken bir tarafta Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan diye söyledi. Biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı, cumhurbaşkanıdır. Özür dilerim, başbakan diye, çünkü başbakan gibi hareket ettiği için dilimiz kayıyor halen. Biri de bir terör örgütünün başı, terörist başı ve hükümlü biridir. Şimdi evet, bakın burada neyi konuşuyoruz? Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkesinde olursa olsun, hükümlü birinin diğer hakları da yoktur. Yani buna vasi tayin edilmesi gerekir. Bankada 25 kuruş para çekemez, hiçbir işlem yapamaz. Mandela hükümlü değil miydi hocam? Biri, Mandela hükümlüydü, 20-30 sene sonrasını gördük. Burada aynı şartlar söz konusu Nobel değil. Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Aldı, bu evet, gidişle yani buna da öyle verilmeye çalışılıyor. Fakat barışı bir sağlıyorsa versin hükümlüdür, yani. Bir hükümlüdür hali hazırda konuştuğumuz kişi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla eş konumda asla görülemez. Şimdi bu mesele nasıl çözülür, onlara bakarız. Bakın şimdi bu süreçte şu çıktı bir ortaya. Bir mesele var ve çözüm yolu da var diyorsunuz. Var tabii. Var. Çözümü de konuşuruz. Tamam, ama peki, burada bu çözüm süreci denilen bu yaşadıklarımızdan şunlar çıktı. Bir PKK, bir terör örgütü meşrulaştırıyor, yani evet, meşrulaştırılıyor. Bizim hükümetimizin bu tavrından dolayı şimdi Cumhurbaşkanı yakınıyor. Efendim, Amerika bize rağmen, Amerika bize rağmen PYD'ye silah verdi diyor. O da terörist, o da terörist. Halbuki şunu biliyoruz. PYD PKK'nın Suriye'deki koludur. Bunu herkes biliyor. İnkar eden kimse olmaz herhalde. Şimdi siz eğer burada bunu meşrulaştırırsanız, o zaman zaten bizim zorumuzla terörist örgütler listesine alan Amerika ve Avrupa ülkeleri ne yapacaklardır? Bunun yavrusunu da terör örgütü listesinden çıkaracaktır. Zaten PYD'yi terör örgütü listesine almamışlardı. Dolayısıyla şimdi silah da verirler, diğer şeyi de verirler. Bunun neticesi nereye geleceğiz? Bakın bu sekreterya taleplerinden sonra şu olacak. Bir, olacak, PKK bu Avrupa ülkelerinden ilk önce siz bu tavrı takındığınız için, müzakere ettiğiniz için Avrupa ve Amerika şunu diyecek. Bunu biz niye hala terör örgütü listesinde tutuyoruz ki, buradan çıkaralım diyecekler. Şimdi bunu, mesele tabii işi de biraz ilerleyen dakikalarda süreci olan etkisini konuşuruz ama Kobani meselesinin de şimdi zaten Kürtler ve dolayısıyla PKK bu IŞİD'le mücadelede çok önemli bir aktör haline gelmedi. Türkiye dışı için söylüyorum. Tabii geldi. Geldi. Evet. Geldi. Şimdi orada da çok garip bir durum var ortada. Şimdi Kobani dediğimiz yer 25 bin nüfuslu küçücük bir yer. Stratejik hiçbir değeri yoktur. Enerji kaynaklarına sahip değildir. Yani öyle petrol, doğalgaz gitseler, alsalar, onları kontrol etseler. Onu birazdan konuşuruz ama şey adına sordum. Dediniz ya işte Avrupa'da işte terör örgütü listesinden evet, çıkartılabilir evet, belki. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi buna baktığımız zaman bunun ötesi ne olacak? Yakında bu sürecin devamında şu olacak. Tıpkı Filistin Kurtuluş Örgütü gibi PKK'nın büyük elçilikleri bu Avrupa başkentlerinde açılacak. Amerika'da, Washington'da, orada burada açılacak. Hı hı. Gidişat bu yöne doğru. Bakın bu ülke hepimizin ülkesi. Biz buraya gelip toplanmışsak, şurada konuşabiliyorsak bu ülke var diye. Sadece bu ülkeden yana kaygılarımdan dolayı bunları ifade ediyorum. Herkesin sahip çıkması lazım. Bir tarafta bir problem var. Bu problemi bu yöntemle çözemezsiniz demek istiyorum. Kaygınızı 2-3 kelimeyle özetlerseniz nasıl bir kaygınız var? Yani bölüneceğimiz bu bir kaygınız mı var? Bu ülkenin bölüneceği kaygısı var. Bakın içimizde hep de bunu söyledik. Şimdi mesela bazı yorumcular çıkıyor izlediğiniz zaman. İşte efendim Amerika ve Avrupa hiç bu kadar, tırnak içerisinde söylüyorum, Kürtler hakkında olumlu bir rüzgarı estirmemişlerdi. Bu rüzgar esiyor. O halde biz bir şeyler koparırız. Halbuki yanıldıkları şey şu. Sevr'de de bu rüzgar esiyordu. Aktörler aynıydı. Bir tek şimdi o zaman Almanya karşı taraftaydı. Biraz yine bulaşıyordu. Şimdi Almanya var ve Çin var işin içerisinde. Yoksa Rusya vardı. Zaten Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa zaten bu işin içerisindeydi. Rüzgar filan estiği yok. Sadece 100 yıl sonra 100 yıl önce yaklaşık olarak yaşadığımız olayları tekrar ediyorlar. Yine önümüze bir tane harita çıkarıyorlar ve bunu da zaman zaman milletimizi alıştırabilmek için söylüyorlar.
Bunların... Peki hocam şunu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdi Rojova'da özellik pekişiyor diye Fehim Taştekin'in işte bir biz de bunu haber yaptık. İşte Kobani krizinin ardından Suriyeli Kürtler birliğin sağlanması açısından işte önemli adımlar attılar ve bölgenin yönetimi konusunda anlaştığı iddia ediliyor Suriyeli Kürtlerin. Evet. Dolayısıyla ilerleyen günlerde mesela herkes kendi Türkiye'de bir özerk yapı, işte Suriye'de bir özerk yapı, işte Irak'ta bir özerk yapı. Yani fiilen bir bölünme değil ama herkesin kendi bulunduğu yerde bir özerk yapıya doğru gideceği yolunda bazı yorumlarda bulunanlar var mesela. Ha dediniz ya bölüneceğiz kaygısını dile getirenler. Ona söylersem ne der? O yorumu alayım sonra hemen. Evet. Didem Hanım, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Demin Kobani'nin stratejik bir önemi yok derken bu konudan aslında bahsedecektim. Şimdi orada bir peşmerge yönetimi var Irak'ın kuzeyinde. Şimdi buraya baktığınız zaman Kobani, bu Kamışlı, o şeye baktığınız zaman şunu yapmaya çalışıyorlar burada. Maalesef bizim müttefiklerimizle beraber o peşmerge bölgesine işte buradaki Aynel Arap ya da herkes Kobani Kobani dediği için mecburen ben de Kobani ismini kullanacağım. Oradan bir hat oluşturmaya çalışıyorlar. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir konu var. Nereye? Akdeniz'e çıkacaklar ama bir taraftan Türkiye kuşatılıyor. Yani Türkiye'nin bugün Irak'la Suriye ile olan sınırı orada bir tane peşmerge yönetimi, birbirinden eklemlenen işte Kamışlı, Kobani ta Akdeniz'e kadar çıkacak bir hat oluşturuyorlar. Artık bizim Irak ve Suriye diye bir komşumuz olmayacak. Evet. Kendi petrollerini, kendi doğal gazlarını oradan doğrudan Akdeniz'e ulaştıracaklar. Yoksa Kobani'nin herhangi bir önemi konu yok. Konu dağılmasın diye bir şey mi söyleyeceksiniz? Kimler? Kimler? Kim ulaştıracak? Kimler? Şimdi bakın, şu anda silahı kimler? Şu anda silahı kimler veriyor? Hayır, şu kimden bahsediyorsun? Hayır. İsim söyleyin. İsim olarak söylüyorum. İşte müttefiklerimiz dedim. Amerika Birleşik Devletleri. Petrolü götürecek olan kim? Bakın efendim, şimdi şuradan baktığımız zaman. Kürtlerden bahsediyorsunuz. Kürtlerden bahsediyorsunuz. Ne olacak? Yani Kürt Arap'la Suriye ile Kürtler arasında ne fark var? Niye Kürt size bu kadar çok şey yapıyor? Hiçbir farkı yok. O zaman ne problem yok? Yakınlığa bakarsan Kürtler Araplardan. Yani Arap'ın sattığı petrolde bir problem yok da Kürt satınca mı? Türkiye buradan bypass edilecek. Bakın, niye? Türkiye'nin yarısı Kürt'ü niye bypass ediliyor? İşte Kürtler, niye yapılıyor onu söylüyoruz. Şimdi bakın, burada yapılan hadise... Konuyu biraz toparlamak adına siz ama sürecin Öcalan'la yürütülmemesi gerektiğini... Hayır, kesinlikle yürütülme. Bakın, size göre yükümlüdür. Bakış, evet, yükümlüdür. Yükümlü biri. Müzakere yürütülemez. Hayır, kesinlikle. Bugünkü kanunları değiştirmedikten sonra, yani Türk Ceza Kanunu bunları vesaire değiştirmedikten sonra hiç kimse böyle bir müzakere yürütemez. Evet. Sekreterya değil, sadece vasi atanabilir ona. Peki hocam. Kanunlar ortada duruyor. Peki. Sizin itirazınız varsa alayım onu. Öcalan yani meselesiyle ilgili. Anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü barış anlaşanlar arasında yapılan bir şey değil ki. Barış zaten büyük bir olay ol mesela. Yani korucularla mesela köyleri yakılan aileler arasında barış yapılıyor. Hı hı. Onlar çok iyi birbirlerini çok sevdikleri için barış yapmıyorlar. Bir çatışma durumunu ortadan kaldırmak için yapıyorlar. Barış zaten bunun için yapılan bir şey. Şunu söylerseniz kabul edebilirim. Sadece Öcalan'la olmaz derseniz kabul edebilirim. Sizin bu bakış kimle açınıza şu noktadan karşı çıkıyorum. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Halbuki hükümetin yürüttüğü bu barış, bu çözüm süreci kavramıyla PKK sanki bütün Kürtlerin temsilcisiymiş gibi, onun adına konuşuyormuş gibi. Öyle bir şey kabul edilemez bir sefer. PKK şu en son 46 vatandaşımızın bu Kobani bahanesiyle öldürüldüğünde bile şunu gösterdi ki Kürtlerin temsilcisi değil. Çünkü orada Kürt çocuklarıydı, 16-17 yaşındaki çocukları parçaladılar, yaktılar, binalardan attılar. Yani o sebepten diyorum hükümet kendisine Kürtlerin sanki temsilcisiymiş gibi o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı da PKK'nın inisiyatifine terk ediyor. Dolayısıyla ortaya barış... Mecliste temsil nasıl oluyor? Örgütlü partiler tarafından oluyor. Dolayısıyla temsil örgütlü olan kitle tarafından orada olur. Orada nasıl seçim yapıldığını HDP biliyor musunuz? HDP örgütlü bir kitle. Nasıl HDP... seçim yapıldığını biliyor musunuz Büşra Hanım siz? Seçimlerde nasıl oy kullanıldığı biliyor musunuz? Bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim size. Okuma yazma, maalesef okuma yazma oranı düşük bir bölgemizdir. Ama gidin bakın seçim sonuçlarına bakın, sandıktan çıkanı, yanlış oy kullanan
boşa oy atılan bir tane çıkmıyor. Çünkü ben kendim biliyorum, kendim şahit oldum. Bir kişi götürüyor köyün birinde, orada ne kadar oy varsa tamamını birden atıyor. Oralarda öyle bize şunu söyleyemezsiniz. Hepsinde öyle mi oluyor? Evet. Hepsinde öyle mi oluyor? Bölgenin köylerde öyle oluyor. Hepsinde değil elbette, bütün okulları gidip gezmedim ben. Ama şuradan da çıkarabilirsiniz. Kaç kişi elektrik parasını ödüyor orada? Yani bir ilkellik mi var demek istiyorsunuz? Hayır, ben Orta şunu Anadolu'da söylüyorum. Kaç kişi bir örgüt, vergisini ödüyor? Bir ya örgüt, böyle şey mi olur hocam? Allah'ın seversen. Bakın bir örgüt kim oradaki halkı rehin almış ödüyor, durumda. Bilmiyorum. Ve bu sebepten dolayı da orada halkımızı iki yere, iki şey arasına sıkıştırıyor. Halk karar veremiyor diyorsunuz. Yani bizim devamlı halk diyoruz. Halka çok büyük şimdi, değer veriyoruz ve evet, onu küçümsüyoruz. Nasıl küçümseme olacaktı? Değil, hayır. Bakın orada bir örgüt var, silahlı bir örgüt. Ve bunun da terörist eylem yaptığını biliyoruz. Şimdi hiç kan dökülmüyor filan diyorsunuz. Öyle de değil. Peki hocam, devam ederiz. İş elektrik parasına kaldıysa Kürtler kendi aranda toplasın, göndersin birilerine. Muhsin Bey, ne dediğimi anladınız. Olur mu öyle şey? Anladınız, aynı argümanı hep hayır, hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Elektrik parası deyip duruyorsunuz. Ya bir halkın varlığı inkar edilmiş, parasını... dili inkar edilmiş. Bu memlekette gizli açık seçim yapıldı. Ona itirazınız yok vakti zamanında. 50'li yıllardan tabii, evet, 50 yıllar, şimdi evet, tarihine, şu anda tarihine da baktığın bunu zaman. Yaşatacağız. Hayır. Tabii ki şimdi eğer öyle bir şey varsa bunlara karşı çıkılır. Ama getirip bütün Kürt meselesini elektrik parasına bağlarsan 70 sene boyunca bir halkın varlığı inkar edildi. Dili terörist, yasaklandı. Terörist meselesi var burada. Burada Kürt meselesi değil. O sebepten barış değil. Biz şimdi konuşacağımız konu 30 senedir niye halletmediniz? Nasıl hallederiz? Teröristle mücadeleyi terörist yöntemlerle yaptınız. Niye halletmediniz 30 senedir? Hangi teröristle? Kim? Madem öyle. AKP hükümeti geldiği 30 zaman sene, AKP terör hükümet, vardı bu ülkede. AKP hükümeti 10 sene önce geldi. Hangi teröristlerle halledeceğiz meseleyi? Çok var yani. Evet, trafik canavarından başlayın. İŞİD'e kadar çok var. Hangi biriyle? O zaman teröristlerle mücadele edelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Da sorumlu. Peki Fuat Keyman'ı hemen dinleyeyim. Sonra Özcan Tikit'e geçeceğim. Sayın Keyman, biraz meseleyi başa götürdü. Sürecin kendisi kaçırılıyor deyip biraz özetledi Sayın Çetin Elmas. Sekreteriyle başlamıştık aslında ama Sayın Elmas'ın dedikleriyle ilgili yorumlarınız varsa onları da alayım. Ne dersiniz? Biraz eksik tartışıyoruz. Bir kere bu sekreterya şu demek, Sırrı Süreyya Önder de bunu söyledi. Abdullah Öcalan'ın eğer müzakere geçeceksek, ki müzakereye geçme zorunluluğu var, o zorunluluğun ne olduğunu kaçırıyoruz. Onu konuşmadan, konuştuğumuz zaman apaki oluyor. Şimdi, onu da konuşalım hocam. 15 Ekim itibariyle yeni bir aşamaya geçildiğini yani söylüyor. Sekreter ya şey demek. Evet. Yani onlar işte Abdullah Öcalan şeye giden, İmralı'ya giden 3 kişi, Hatip Dicle ve bir kişi daha dediler. Hı hı. Bence zaten müzakere yapılacaksa dünya pratikleri de gösteriyor. Yani hükümet tarafının ya da Türkiye tarafının öbür tarafa şu olmaz bu olur diye bir şey yok. Yani onlar bir takım kuracaklar, burası bir takım kuracak. Belki üçüncü göz, üçüncü aktör onlar da gelecekler. Ve bu şekilde bir müzakere yapılacak. Kaçırdığımız taraf şu. Sırrı Süreyya Önder bunu söylerken dedi ki bu süre, bu işin dedi 5-6 ayda bitmesi gerekiyor dedi. Öyle bir zaman aynı, verdiniz. Aynı şeyi aynı. Numan Kurtulmuş 2015'te bu sürecin bitmesi gerekiyor dedi. Yani esasında bir de bir aciliyet var. Yani bu süreç uzadıkça esasında kırılganlaşıyor. Şimdi bu niye buraya, niye bu noktaya geldik? Niye akil insanlar toplandı? Niye arkasından peşmerge koridorlar, şimdi Özgür Suriye Ordusu geliyor? Niye Kobane? Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani Kobane'nin Amerika anlamında ve Türkiye'ye de tekti. Çünkü milliyetçilik sadece Türk milliyetçiliği değil. Türkiye'de korumamız gerekiyor. Ve IŞİD'in Türkiye'ye büyük bir risk faktörü var. Ve orada Kobane'nin bir stratejik de önemi var. Yani Amerika'da oraya boşuna gidip Kobane'yi yardım etmiyor. O yüzden yani milliyetçiliği de hem bir taraftan da bu Türkiye'yi korumak, Türkiye'yi güçlendirmek olarak da düşünmek hocam, lazım. İnsani önemi de var. IŞİD'le PKK'nın ne farkı var? Hani onu anlamaya çalışıyorum. Hayır, o, ben. PKK şeyi değil. Şimdi burada bir kere ne oldu? Türkiye'deki uzun süreden beri işte çözüm süreci başladı, çatışmasızlık oldu. Arkasından akil insanlar
çalışması oldu, bir toplumsal destek oldu. Ondan sonra işte Gezi olayları, Mısır darbesi, 17-25 Aralık olaylarıyla biraz her iki tarafta bekle göre gitti. Çok fazla çözüm süreci üzerine bir çalışma yapılmadı. Evet. Seçimlere baktığımız zaman 30 Mart seçimlerinde de 10 Ağustos seçimlerinde de çözüm süreci kazanmış gibi oldu. Çünkü onun tarafları daha fazla oy aldılar. Fakat hem Kobane ve IŞİD olayı hem de 6-7 Ekim olayları onu gösterdi ki esasında eğer siz burada bu süreci bırakırsanız kendi haline dışarıdan IŞİD bir faktör olarak gelip bunu çok zorlarsa o zaman hem çözüm süreci bitebilir hem de Türkiye'ye büyük bir risk çıkabilir. O yüzden bir hızlanma sürecine girildi. Tabii. Yani seçimlerden önce var, insani bağ var. Hocam nasıl var bir risk? Bu risk şöyle oluyor. Mesela siz çok güzel de onu söylediniz. 6-7 Ekim olaylarında Ahmet Davutoğlu Bey de bunu kabul ediyor. Evet. Bir kere çok yani belki de bizim düşündüğümüz, bizim izlediğimiz olayları çok daha gerisinde kontrolden çıkmış. Belki de mesela tırnak içinde Türkiye köşeden döndü diyebileceğimiz bir olay yaşandı orada. O yüzden de burada çözüm süreci üzerine ciddi olarak gitmezsek, üzerine çalışmazsak o zaman... Şimdi Yalçın Akdoğan'ın yaptığı açıklama da çok önemli. Diyor ki Öcalan'ın verdiği mesaj bu olayları tahrik ettiği kanaatindeyim. Öcalan'ın rolü olduğunu da düşünüyor 6-7 Ekim olaylarına baktığımızda. Yani, hükümet diyor. Orada sorular da... Başkası HDP diyor. Evet. Hayır, yani Demirtaş bu çağrıyı yaptı. Yani içeriden de söyleyebiliriz onları. Yani Muhsin de oradaydı. Örneğin Ahmet Davutoğlu. Bu olayların bitmesinde Öcalan faktöründen yahut da hükümetten daha çok çözüm sürecinin bitmesinin hepimiz için maliyetinin çok yüksek olduğunu, HDP için, PKK için, AK Parti hepimiz için maliyetinin çok yüksek olduğunu anlaşılmasının değil mi olayları bitirdiğini söyledi. O yüzden de şimdi bir kere böyle bir yani Türkiye'de çok ciddi bir olay yaşandı ve burada birdenbire biz yani asayişin kontrol edilemeyen bir şekilde işte sizin söylediğiniz gibi çocukların öldürülmesi, atılması, her tarafın yakılması yani öyle bir şey mi var? Aynı şekilde IŞİD olayında da Musul'u IŞİD aldıktan sonra Kobane'ye geldiği andan itibaren IŞİD nedir? Bir taraftan bir terör örgütü, bir vahşi bir örgüt fakat öbür taraftan da devlet kurma iddiasında olan bir örgüt. Ve bizim bu yereye büyük bir sınırımız var. Hocam PKK'dan ne farkı var? Aynı yöntemi yok mu? Onun da devlet şeyi. Şimdi hocam siz ölüm şekline itiraz ediyorsunuz. Hayır. PKK yakarak silahla öldürüyor, onlar keserek öldürüyor. İşte çözüm süreci. Bu çözümleri iyi yapmaz yani. Onu söylemek istedim. Meseleyi yani. Bir terör meselesi olarak görmek gerekiyor diyor. Evet, keserek ya da yakarak. Önemi var? Beyefendi yani bunu bir dakika biraz yani sürekli olarak sorusuz olarak değil, bir dakika müsaade ederseniz. Yani burada Türkiye ile ilgili örneğin IŞİD'in Kobane'yi alması demek sadece insan kıyımı, sadece insan trajedisi değil. IŞİD'in devlet olmasında, bütün sınırımızda bir IŞİD faktörü olmasında ve IŞİD'in yaygınlaşması gibi bir risk var. Evet. İkincisi Türkiye'de bugün nüfus kaç dediğimiz zaman 77 milyon diyoruz. Fakat esasında nüfusumuz 79 milyon, 2 milyon mülteci var. Halep'in alınması demek, tamam. Bunun 4 milyona çıkması demek. Yani o yüzden de esasında hükümetin elini hızlandıran, bu süreci götürmek için, daha hızlı bir şekilde götürmek için hem ülke içinden hem de ülke dışından çok önemli risk faktörleri var. Bu çözüm sürecine tekrar dönülmeyi, çözüm süreci üzerinde hızla çalışmayı gerekli kılıyor. Tabii burada Muhsin'den ayrıldığım şu nokta var. Çözüm sürecinin çerçeve yasasının hazırlanmasında benim bildiğim kadarıyla CHP'nin de bir katkısı vardı. O yüzden de yani burada bir MHP-CHP ayrımları yapmak yerine örneğin hakikaten tekrar Muhsin'in de o lafına geri dönelim. Devlet Bahçeli Bey'in tutumu çok önemliydi. Çünkü hakikaten çok önemli bir risk ve kontrolden çıkmış bir süreçte. Onun o şekilde davranması bir güven olayını şimdi ortaya çıkarttı. Şimdi Sayın Elmas da Bahçeli'nin danışmanı. Dolayısıyla evet. Diyor ki sürecin... Ama biraz sert konuşuyor. Bence benim yani okuduğum kadarıyla yani bir yani MHP'nin olaya bakışı, MHP'nin bu süreci başından itibaren tartışıyoruz çözüm sürecini tutarak. Bakışından biraz daha belki de... Sokakların karışmasını istemedi aslında MHP. Ama o çok önemli. Çünkü her zaman sorumlu davranıyor ama zaten. İkincisi de MHP mesela şöyle bir ilkili tavrı var.
başından itibaren Öcalan'la bunun yapılmasına karşı çıkıyor. Fakat sürecin sabote edilmesi, süreçte ilgili risk faktörü olmasını da engelliyor. Yani o burada hayır, durup... Hayır hocam, hayır ona katılmıyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel başkanın bütün konuşmalarını koyabilirsiniz ortaya. Abdullah Öcalan'la yapılmasına da karşıyız. Çözüm süreci denilen bu sürecin tamamının yıkım süreci olduğunu, Türkiye'yi bölüp parçalayacak bir süreç olduğunu söylüyoruz. Nettir bu konuda. Ama öbür taraftan toplumda halkları karşı karşıya getirmiyor MHP. Farklı bir şeyden konuşuyoruz. Hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkede bir halkı bir halka karşı kışkırtmamıştır. Öyle bir şey yok. Ama geçmiş yıllardaki tecrübeleri hatırlarsak insanlar sokaklarda kardeş kardeşiye de Didem Hanım, 95 senesini hatırlayın. Yine aynısı söyleniyordu. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi bunu kullansaydı iktidar olurdu. Yani bu ülkede yaşanan şeyleri ki dünyada bir sürü örnek var. Sürece karşı olabilir siz, Milliyetçi Hareket Partisi ama. Siz biraz yani çok tepkili olarak yani başladığınız için yani söylenenleri hep sürekli olarak reaktif olarak görüyorsunuz. Halbuki burada olumlu bir şey söyleniyor. Yani MHP'nin bir parti olarak çözüm süreci çünkü çok ciddi bir süreç. Hepimizi ilgilendiren fakat Büşra'nın söylediği gibi yani birbirleriyle anlaşan değil birbirleriyle kavga eden iki tane aktörün müzakere süreci olduğu için Türkiye toplumunun bu süreçte güvenli olması, bu sürece güvenli bir şekilde bakması çok önemli ve orada bence MHP başından itibaren çok olumlu bir rol oynuyor. Bir taraftan sürece karşı, şimdi hepimiz süreci desteklesek süreç başarılı olmaz. Bir taraftan sürece karşı tavrını koyuyor fakat öbür taraftan bu süreç içinde çok önemli risklerin olmasını, toplumsal kavganın olmasını, kitleler arasındaki kavganın olmasını engelleyecek de bir tıpaç vazifesi görüyor. Çünkü MHP'nin de oyları artıyor. Baktığınız zaman bu sürecin başından buraya kadar baktığınız zaman çünkü toplumda MHP'ye bakıldığı zaman bir güven unsuru olarak orada duruyor. Fakat yani bu şekilde bence görmeniz tam MHP'nin de bana göre yani tabii siz baş danışmansınız ama daha olumlu bakmakta da yarar var. Yalnız benim şöyle son nokta olarak şunu söyleyeyim. Burada şunu görmemiz gerekiyor. Yani çok riskli bir dönemdeyiz. Ve bu riskli dönemde Türkiye'nin selameti bağlamında çözüm sürecinin başarılı olması çok önemli. Fakat başarılı olurken de mesela çözüm sürecinin başında size de programlar yaparken söylüyorduk. Tabii sadece Güneydoğu ve Doğu, sadece Kürt vatandaşlarımız yok. Yani Türkiye'nin tamamının da bu süreçte kendini güvenli hissetmesi lazım. Ve bu sürecin sonucunda çıkan siz hangi bölgedeydiniz? Ege bölgesindeydiniz. Yani, dolayısıyla oradaki kaygıları da tabii, yaşamış biri olarak söylüyorsunuz. Vakil insanlar. Evet. Ama ne kadar fazla tartışılırsa, ne kadar fazla örneğin yeni anayasa temelinde örneğin sadece Kürt vatandaşlarımız değil tüm vatandaşlarımızı demokratiklik temelinde sadece bir bölge değil tüm Türkiye'deki güvenliğin artması temelinde tartışıldıkça Türkiye daha güçleniyordu. Bugün geldiğimiz noktada bence 6-7 Ekim olaylarıyla Kobane olayını birlikte düşünmemiz lazım. Çünkü her ikisi de bir taraftan içeriden Türkiye'nin istikrarsızlığının ne anlama geleceğini bize gösterdi. Öbürsü de dışarıdan sınırlarımız bağlamında Türkiye'nin de o kadar Orta Doğu'ya rahat bakamayacağını, Orta Doğu'daki taşların oynadığını ve risk unsurlarının çok ciddi olduğunu ve burada Amerika'sından, Avrupa'sından çok daha önce sınırları buraya bağlı olan bir Türkiye var ve bunun da bence en somut göstergesi 2 milyon mülteci şu anda Türkiye'de. Evet, bu 3,5 milyon olabilir, 4 milyon olabilir. Bunun bir de hazmetme kapasitesi var. O yüzden de biraz buna sadece böyle hemen bölmek, hemen Türkiye'yi parçalamak olarak değil de bu süreçler yapılırken, barış süreçleri yapılırken bu barış süreçlerinin Türkiye'yi ne şekilde güçlendireceği ve Türkiye'nin tamamı temelinde nasıl bunu düşüneceğimiz üzerine de. Peki hocam, Kobani'yi de konuşacağız ama siz... Akil şey olarak bu yol haritasını size... Sayın Başbakan söyledi mi, anlattı mı, konuştunuz mu, müzakere ettiniz? Yani bunu söylediğimiz zaman esasında burada ilgili tabii eleştiriler de oluyor, tavırlarla, söylemlerle ilgili eleştiriler oluyor ama bence Ahmet Davutoğlu Bey'in söylemiş olduğu 3 madde, yani çözüm sürenin içerdiği 3 madde, onun bir tanesini Muhsin söyledi biraz evvel, bir kere bu sürecin dışta değil,
bir dışarıdaki bir aktörün empozisi de değil, bir milli, yerli ve özgün süreç oldu. Yani bu süreci biz götürüyoruz. O yüzden de MHP'de aktör, CHP'de aktör, AK Parti'de aktör, yani Türkiye'nin süreci ve milli sürecin olmasının altı çiziliyor. Evet. İkincisi, bütünleştirici, kuşatıcı bir süreç. Yani sadece tek bir aktör için, tek bir kimlik için değil, hepimiz için olması gerekiyor. Orada da esasında, yani ben sizin eleştirilerinizi, endişeleri kullan, her yani hepimiz çok güler oynayarak buna yaklaşırsak işte bu 6-7 Eylül olayları olabilir. O yüzden de hakikaten bunu eleştireceğiz de, bunun sorunlarını da dile getireceğiz, endişelerini dile getireceğiz, ama bu bir kuşatıcı, bütünleştirici olması gerekiyor. Evet. Hepimizle ilgili bir süreç. Üçüncüsü de bu süreç esasında bugünle ilgili bir süreç değil. Yani eğer bu 6 ay içinde tamamıyla, size de orada da hak veriyorum. Mesela PKK'da hem Mayıs, 30 Mayıs'ta bunu Ahmet Davutoğlu Bey de söyledi. İşte yavaş yavaş Türkiye'den çekilmek, sonra silahları bırakmakla ilgili verilen sözlerin de verilmediği üzerinde de şeyler var. Peki. Ama yani bu noktada eğer biz zaten bir barış noktasına gelirsek, zaten ondan sonra yapacak çok şey var. Yani ondan sonra sivil toplumun geliştirilmesi lazım, bölgenin geliştirilmesi lazım. Yani burada esasında bu millilik, kapsayıcılık ve bu süreçte tüm aktörlere gerek duyulduğu, herkesin bu sürece eleştiren şu veyahut bu, fakat bir şekilde müdahil olmasının Türkiye için çok önemli olduğunu da altını çizmek lazım. Peki, anlatacaklarınız olduğunu biliyorum ama Ben soruma cevap alamadım. O yol haritasını akil insanlara anlatıyorlar mı, veriyorlar mı, bahsediyorlar mı, konuşuluyor mu? Nasıl işlediğini merak ediyorum. Yani siz biliyor musunuz yol haritasını? Ha, yol haritası işte bu şekilde. Böyle bir iradenin olması ve bu işte çözümler, adımların atılacak olması da size ikna etmiş görünüyor. Yani neden oradasınız? Hayır, ben yani şu diye soruyor galiba. Yani, çok merak ediyorum. Mesela daha endişeli olarak Kobele'den ve 6-7 Ekim olaylarından çok endişelenmiştim. Hükümet de çok endişelendi. Herkese çok endişelendi. O yüzden de burada bu sekreteryanın kurulması ve 6-7 ayın da altını çizmek lazım. Yani şu oluyor ki, benim anladığım, seçimler de biraz erkene çekilirse esasında seçimlerden önce Türkiye'de bir 6-7 Ekim türü olayların olmasının engelleyecek bir barış ve istikrar ortamı sağlanacak gibi gözüküyor. Erkeni ama olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Bir soru işareti. Özcan Tikit, sekreteryayla başladık. Biraz sürecin kendisini sorgulayan bir noktaya geldik ama sekreterya ile ilgili görüşünüzü alayım. Bu sekreteryanın kurulacak olması tabii. Sekreteryanın hani bir ihtiyaçtan hasıl olduğu zaten görülüyor. 6-7 Ekim olaylarının ardından işte bazı yapılan sorumsuz açıklamalar ve süreçte devrede olduğu düşünülen bazı aktörlerin halkı sokağa davet etmesi, Öcalan'ın görüşlerinin dışarıya yansıtılması anlamında bir sorunun yaşandığını açık bir şekilde ortaya koydu. İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu gayet açık bir şekilde ortaya koydu. 1 Ekim'de yapılan bir görüşme var. Başbakanlıkta görüşme yapılıyor. İşte 15 Ekim'e kadar bütün olaylar sona erdirilecek diye sözler veriliyor. Bunun akabinde daha bir hafta geçmeden işte insanlar sokağa davet ediliyor ve neticede de birçok vatandaşımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla ve bu olaylar da yine Öcalan'ın bir mektubuyla, Öcalan'ın bir gece yazdığı bir mektupla sonuçlanıyor. Bunlar bize şunu gösteriyor, yani Öcalan kendi kitlesinden çok aslında Öcalan'ın sözlerinin de kitleyi harekete geçirdiği yorumları da var. Öcalan'ın hangi sözleri şimdi? Gidip gelen farklı sözler söyleyenler var. Kardeşi başka söylüyor, diğer gidenler başka bir şey söylüyor. Evet. Şimdi sekreterya şuradan zaten bir ihtiyacı ortaya koyuyor. Öcalan'la gidip görüşüp açıklamalar yapacak ve bu yetkiye sahip olacak kişilerin de daha yetkin olması ve devreye konulması gerekiyor. Yani bu kişilerin dışarıdaki ortamı da anı anına Öcalan'a yansıtabilmesi gerekiyor. Sayın Ersan'ın söylediği gibi çerçeveyi de kuracak bir tabii yani şimdi dışarının yansıtılması lazım. İmralı cezaevinde kendisi çıkıp kameraların önünde açıklamalar yapamıyor. Dolayısıyla hani bu heyetin aynı zamanda çıkıp açıklamalar yapabilecek durumda olması lazım. Bu da şunu gösteriyor. Cezaevinden bir heyetle olmaz bu. Dışarıdan ve belki HDP kitlesine PKK'ya bu kadar yakın kişilerden oluşmaması gerekiyor. Yani toplumun diğer kesimlerine de hitap edebilecek bir kitle, bir heyetin oluşmasında fayda görüyorum ben. Dolayısıyla peki heyette kimlerin olacağını bilmiyoruz ama sekreterya kurulduktan sonra nasıl bir süreçle karşı, daha hızlı mı ilerleyecek süreç? Ne bekleyeceğiz süreçle ilgili? Tamam, kuruldu diyelim ya da sivil toplumdan birileri oldu. Hapishaneden kimse olmadı. Ne bekleyeceğiz sekreterya olduktan zaten sonra? Seçimlerden önce sürecin neredeyse işte sonuçlanmasından bahsettim. Numan Kurtulmuş'u bunu söyledi. Siz de buna dikkat çektiniz. Ne bekleyeceğiz peki? Şimdi bir tarihlendirme zaten söz konusu, anladığımız kadarıyla bu yol haritası denen
veren şey bunu ifade ediyor. Yani bir olayların gelişimi neticesinde atılacak adımların tarihleri belirleniyor. Hı hı. Dolayısıyla hızlı mı gelişecek, yavaş mı gelişecek bu sekreteryayla neticelenecek bir şey değil. Ama sekreteryanın olması az önce bahsettiğim kazaların yaşanmasını engelleyecek. Öcalan'ın görüşlerinin sağlıklı bir şekilde dışarıya yansıtılması anlamına geliyor sekreterya. 6-7 Ekim'de bu görüşlerin sağlıklı bir şekilde yansıtılmaması ve Öcalan'ın süreçten anı anına haberdar edilmemesi nedeniyle kaç tane vatandaşımızı kaybettik. Hı hı. Sürecin sağlığa kavuşturulması anlamında sekreterya gerekli. Yoksa hani süreç böyle daha hızlı gider anlamında söylemiyorum ama sürecin zamana yayılması ve tarihinin belirlenmesi de çok büyük önem taşıyor. Peki süreci bu kadar baktığınızda seçime açık, kadar bir süre koydular. Mesela açık ve yani ne kadar açık ve net konuşabiliriz bilmiyorum ama konuşmakta da fayda var. Sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Kobani'de eylemleri değil mi? Ya o insanların sokağa çıkması. Çünkü Türkiye hem PYD sürecin hızlı ilerlemesi Kobani eylemleriyle bağlantılı olabilir mi acaba? Yani çünkü Türkiye PYD'nin bölgede işte bir terör örgütü olarak görüyor ama Amerika onlara silah yardımı yapıyor. Bir koridor açılıyor, peşmerge oraya gidiyor. Dolayısıyla aslında PKK'nın bölgede önemli bir aktör haline geldiği, Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu, dolayısıyla içeride de adımlarını hızlandırarak yani eli güçlü bir PKK ile masaya oturmak istemiyor Türkiye. Tam aksi görüşler de var. Ben tam öyle mi? Hayır, soruyorum, bir de çünkü, konuşalım yani. Eli güçleniyor mu PKK'nın? Bence PKK sürecin vaktinde ilerleyememiş olmasından, daha önce hükümete söz verdiği şekilde güçlerini tam olarak Türkiye'ye çekmemiş olmasının şu anda bedelini ödüyor. Şimdi ne dedi Sayın Başbakan? Eğer zamanında güçlerini geri çekmiş olsalardı bugün Kobani'de yaşanan hadiseler karşısında çok farklı bir tavır alabilirdik. Farklı şeyler olabilirdi. Kastettiği şey açık. Yani PKK'nın burada... Ama onu sonra programlarda biz tartıştık. Yani PKK orada işte nasıl silah bırakacaktı? Çünkü IŞİD ilerlemeye devam ediyorken işte her bile doğru ilerledi. Hayır, silah bırakma anlamında değil. Onu söylemiyorum. PKK güçlerini Türkiye'den çekmiş olsaydı. Tamam. Yani Türkiye ile savaşı sona erdirdiğine dair Öcalan'ın geçen sene Nevruz'da yaptığı açıklamaya uyduğunu somut bir şekilde fiiliyatta ortaya koymuş olsaydı bugün Türkiye PYD karşısında çok daha farklı bir tutum takınabilirdi. Bugün PYD'nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülmesinin sebebi hala PYD'nin farklı bir unsuru olan PKK'nın silahlı militanların Türkiye içerisinde bulunuyor olması. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Amanız var, alayım onu. Yani esasında biraz tabii bu biraz daha söylemiş olduğum hem Orta Doğu'dan gelen IŞİD ve Kobane olayı hem de içerideki 6-7 Ekim olayları bence o sizin söylediğiniz soruya yanıt veriyor. Çünkü bunlar süreci hızlandırdı. Ve burada da tabii ki aktörler... Özcan Bey'den ayrışıyorsunuz biraz burada. Yani orada çünkü şöyle oldu. PKK, ben size hak veriyorum. Yani esasında Türkiye daha evvel derim. 6-7 Ekim olaylarından evvel PKK'nın elini güçlendirmeden masada olmak istiyordu. Hı hı. PKK'nın da esasında... PKK'nın eli daha da güçlenmeye başlıyor mu peki? Çünkü o zamanlar başladı. Fakat Kobane olayı bence ikili bir sonuç yarattı. Bunlardan bir tanesi, yani bir değişik bir Halit-i Rüya'ya soktu Kürt aktörlerini. Ama çünkü bir taraftan güçlüler, bir taraftan da yani Kobani alırsa yok olacak. Kobani yani olayı derken neyi kastediyoruz? Suriye'deki, Rojava'daki kantonlaşmayı mı kastediyoruz yoksa Türkiye'deki olayı mı? Hayır. IŞİD'in Kobani'ye saldırması ve Kobani'nin düşmesi. Ama orada çünkü Suruç'a baktığınız zaman oradakilerin... Başbakanın Selahattin Demirtaş'la yaptığı toplantı ve bu toplantıda yani, hani birçok nokta açığa kavuşturuluyor ve bir tarihlendirme yol haritası ortaya çıkarılıyor. Bunlar tamam. 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte ortaya çıkan şeyler değil. Öncesinde ortaya çıkan, konuşulmaya başlanan şeyler. Ve kontrolden çıkıyor olaylar. Ve bu yol haritası 6-7 Ekim olayları nedeniyle tamamen gömülebilirdi. Hı hı. Tam aksi bir şeyler yaşanabilirdi eğer iki taraf da vaktinde müdahale etmeselerdi. Tabii. Dolayısıyla Kobani süreci hızlandırmadı. Tam tersine uçuruma sürüklemek üzereydi. Son anda kurtardı. Ama öbür taraftan da Kobani'nin de 6-7 Ekim olması da şunu gösterdi. Süreç iyi giderse Türkiye daha istikrarlı olur. O yüzden de şuna katılırım. Sürece girsinler ve bu hocam işi şuna katılırım. Sürecin de çözüm sürecinin değerinin anlaşılması bakımından iki tarafta da bu hissiyatı gösterdi. Şimdi daha öncesinde hatta ben şunu söylüyorum. Bölgede 90'ları yaşamamış olanlar çözüm sürecinin değerini tam olarak bilemiyordu. Yani 20-30 yaş grubu insanlar ve bu eylemlerde daha çok öne çıkanlar bunlar. Bunlar bu çözüm 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte 90'ların ne demek olduğunu iki günlüğüne de olsa çok acı bir şekilde gördüler. Evet, ve bu kitle de çözüm sürecinin değerini bence asıl şimdi anlamaya başladı.
Büşra Ersanlı, sizi dinleyelim. Hızlandırdı Kobani eylemleri çözüm sürecini dediniz. O arada kaynaması neden oldu dediniz. Onu dinleyeyim sonra hemen. Hızlandırdı çünkü bir kere stratejik olması insani olmasına dayanıyor. Yani neden stratejik? Orada sadece petrolle ilgili konuların spekülasyonu için değil herhalde. Orada bir akrabalık var, yakınlık var ve o insanların ki Suriye bizim içimizde sayılır tarzında açıklamalar yapan bundan önceki hükümet. Bu kadar büyük bir yakınlık varken, bu kadar kuvvetli bir hassasiyet varken ve insanların buna karşı tepki göstermesi ve ondan sonra galiba Muş'ta bir çocuğun öldürülmesi. Tamam. Ve ondan sonra birdenbire patır patır ölümlerin gelmesi ve bunların kim olduğunun, ne olduğunun anlaşılmaması hepimizi dehşete sürükledi. Peki akrabalık ve insan çok önemli ama orada denenmeye çalışılan ama bir... Ama orada bir direnme pozisyonu var. Şimdi bir saldırıya uğramış, kendi hayata geçirilmeye topraklarında çalışılan... saldırıya tamam. uğramış insanların... Hı hı. Bazısı halk bile değil diyor, orada 200 kişi var filan. Ama böyle bakılamaz meseleye. Orada insani bir durum var, akrabalık var. Birçoğu zaten zar zor Türkiye'ye geçebilmiş durumda. Hocam orada hayata geçirilmeye çalışılan bir Rojava sözleşmesi yok mu? Rojava sözleşmesi miydi? Yani dolayısıyla orada bir deneme de yapılmıyor mu? Aslında biraz da onun direnişi yok mu orada şu anda? Şimdi ona girersek o zaman şuradan başlamak tamam, lazım. Akrabalık tamam. Akrabalık tamam. olduğu için hassasiyet var. Tamam. Hassasiyet var. Olduğu için Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Tamam. Diğer saldırıya uğramış olan vahşet çetesi de Türkiye için tehdit oluşturuyor. Evet. Bütün bunlar bir araya toplanınca Türkiye'nin üstelik iç politikayla dış politikanın bu kadar iç içe girdiği bir noktaya gelince tabii ki sürecin hızlanması gerekir. Yani bu doğal bir sonuç. Ama biz bunu daha geniş, daha derinden bakmak istersek o zaman dünyada yeni rejim arayışlarını konuşmamız gerekir. Hı hı. Yani dünyada yeni rejim arayışları var ve ulus devletlerin tıkandığı bir noktadayız. Temsili demokrasinin birçok sorunları var. Parti politikalarının birçok sorunları var. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda bir yandan menfi, bir yandan da müspet olan gelişmeler var. Daha küçük birimlerle lokalize aidiyetler üzerinden siyasi örgütlenme oluyor. Bunun olumlu tarafı desantralizasyon, yerinden yönetim deyin ne derseniz. Bir o olumlu tarafı bütün dünyada yükselen bir akım olarak var. Bir de mezhep üzerinden, etnisite üzerinden sivrilen olumsuz rejim arayışları var. Ama bunların hepsi lokalize, daha küçük birimlerle örgütlenme isteği var. Suriye'de bu somut olarak yaşanıyor. Somut olarak. Ve şimdi benim görüşüme göre... özellik, yerinden yönetim, öz yönetim dediğimiz şeyi ben dünyadaki olumlu rejim arayışı olarak görüyorum. Çünkü temsili demokrasinin tıkandığı birçok şeylere şahit oluyoruz. Bunu konuşmadan olmaz. Meseleyi anlayamayız. Yani sizi bulmuşken de onları konuşalım. Biraz daha meselenin derinine inelim ama amanızı alayım. Muhsin Kızılkaya'ya gideyim. Ama sizin sorduğunuz sorunun yanıtını IŞİD verdi. Orada hakikaten hani bir kantonlarla bir özellik yaratma iddiası vardı. Fakat IŞİD Kobane'ye saldırdığı zaman ve saldırdığı andan itibaren Kobane'nin düşmesi ve IŞİD tarafından alınması ortaya çıkınca bence o da o özellik deneyimini bitirmiş oldu. Çünkü ondan Türk sonra siyasi hareketinin bu kadar tepki göstermesinin tabii, nedeni tabii Türkiye'den de niye gelmiyorsunuz? Niye bizi kurtarmıyorsunuz? Yani mesela Ahmet Davutoğlu Bey Türkiye tarihinde kendi almadığı kadar fazla o bölgeden gelin burayı kurtarın
şeyini aldıklarını söyledi. Niye? Çünkü birdenbire ondan sonra o bir varlık durumuna dönüştü. Çünkü IŞİD faktörü sadece Kobane değil de aldıktan sonra bütün hepsini götürebilir. O yüzden de yani IŞİD'in Kürtleri de ve bu deneyimleri de tekrardan çözüm sürecine itme durumunu da gözden kaçırmayalım yani. Peki. Muhsin Kızılkaya, yol haritasını biliyor musunuz sorusuna birazdan yanıt veririm dediniz. Hı hı. İşte bir akil insan olarak Sayın Çetin Elmas'ın tabii bir sorusu yani, vardı Fuat Keyman'a. Siz ben ona yanıt veririm dedin. Önce ona bir yanıt verin, tamam. İsterseniz sonrasında devam yani, edelim. Hoca tabii bizi hani zor duruma bırakmak için. Samimi olarak merak ediyorum. Yani bizim böyle nasıl bir, akil bizim, insan bak, oldular? Yok, hayır. Ben, o hayır. Yol haritasını bunlar burada yani akil insanlara veriyorlar mı? İşlevleri nedir? Konuşuyorlar mı? Hani doğrudan AKP'nin dışında birileri olarak acaba onların görüşünü alıyorlar mı? Yok, biz böyle düşünüyoruz diyorlar mı? İşte şunu tartışalım diyorlar mı? Yani samimi olarak şimdi merak bakın, ediyorum. Bunları hükümet bizimle paylaşmak zorunda değil. Bizim böyle bir hükmü şahsiyetimiz yok. Yani peki. Biz resmi bir kurum değiliz. Bir yasaya bağlı olarak kurulmuş bir şey değil. Devlet rica etti bir takım insanlardan bu meselenin barış sürecinin halka anlatılmasında görev alır mısınız dedi. Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. 63 ki etti. Ondan sonra da sahaya çıkıldı ve herkes kendi meşrebince, kendi fikrince, çünkü hepsi aynı fikirde olan insanlar değildi. Barış meselesinin Türkiye için ne kadar elzem olduğunu anlatmaktan çok halkın bu konudaki fikirlerine başvurdular. Ondan sonra da kendi fikirlerini anlattılar ve görüldü ki orada büyük bir PR çalışması sonucu, yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucu barış fikri Türkiye halkı satın aldı. Ki ondan sonra Erdoğan girdiği 2 seçimde de büyük bir üstünlükle MHP'nin onca propagandasına rağmen zaferle çıktı. Yani zaten eğer MHP'nin ya da işte ne bileyim Çetin Hoca'nın fikri bu konuda gerçekten de halk tarafından benimsenen bir fikir olsaydı Erdoğan yerine onlar seçimi kazanır gelirlerdi. Yani halk derdi ki vallahi bu Erdoğan vatanı satıyor. Doğru olan budur. Çetin Hoca'nın fikridir. Bu arkadaşları iktidara getirin derdi. Halka böyle söylemedi ki. Neyse siz söylerdiniz. Siz derdiniz ki o niye öyle alınsın? Siz eğer partiyseniz bunu. Ama siz şunu yapıyorsunuz. Bizden daha milliyetçi söylemlerle çıkıyor ortaya. Hocam bir dakika. Sever var. Harita var. Elektrik kaçağı var. Kürt yok. Saçma sapan bir retorikle. Hayır, onu kabul etmem. Kürt var. Ben size şunu söyledim. Arap'la Kürt dediniz, Kürt daha yakındır dedim. Ben şunu söylüyorum. Bakın diyorsunuz ki Kürtleri HDP diyorsunuz ki PKK'ya teslim etmeyin diyorum. PKK ayrıdır, Kürtler ayrıdır. Yalnız Kürtlerin başımızın saygı, gözümüzün saygı, üstünde. Ama bir dakika, herkes birbirine burada medeni bir şekilde konuşabiliriz değil mi? Dediniz ki gidip efendim zorla oy topluyorlar. İyi de İstanbul'da 3 milletvekili çıkardılar. Silah zorla mı İstanbul'daki insanlardan oy istediler, oy aldılar. Böyle bir saçmalık mı olur? Yani saygı duyacaksınız. Bütün oylara, bütün insanlara, Kürtlere de verilen, Türklere de verilen, milliyetçilere de verilen, sosyalistlere de verilen oylara saygı duyacaksınız. Halka saygı duyacaksınız her şeyince. Yani ben zartsurtlukla, ben fikrim bu. Dolayısıyla devletin sahibi benim. Benim fikrim dışında herkes haindir. Bu söylemle şimdi buradan baktığınız zaman barış süreci başladığında MHP şunu söylüyordu. Bir sene sonra çok kalmaz, bir sene sonra PKK tekrar devlete karşı silah kullanacak dedi. Kullanmadı mı? Bir dakika, hayır, silah kullanmadı. Peki. Arada geçen başka bir şey. Yani ateşkesi henüz bozmuş değil. Bu bir sene içerisinde bunu yapmadı. Ben o zaman birkaç arkadaşla televizyon programında bunu söylemiştim. Bir sene sonra eğer ateşkes bozulmazsa sen özür dileyecek misin halktan? Hayır, hiçbiriniz özür dilemediniz. Aynı retorikle devam ediyorsunuz. Aynı kafayla. Yani burada insanlar Türkiye'den bir parça alalım, oraya gidelim, orada o parçanın üstünde işte ne bileyim petrol yataklarınızda yeni bir devlet kuralım, orada bir imparatorluk kuralım, Türkleri yok edelim diyen yok ki. Hepimiz diyoruz ki kardeşim bu ülke, bu topraklar Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de vatanıdır. Bu ortak vatan üzerinde biz kanımızı döktük, birbirimize kıydık. Yanlış yaptık. Onun için yanlışı neresinden dönersek kârdır. Dönelim, barışalım ve yeni bir gelecek kuralım. Hep beraber yeni bir gelecek kuralım. Ama birbirimizin varlığına, birbirimizin kimliğine, birbirimizin diline, birbirimizin kültürüne saygı duyarak. Kimse, eşit, kimse bir dakika hocam, bir dakika buna. Tamam, bir dakika. Eşit vatandaşlık kurarak devam edelim. Barış süreci dediğimiz hikaye bu. Bu hikayenin, büyük hikayenin sonucu eğer akamete uğramaz da buraya varırsa, burada siz dersiniz ki valla bu vardığımız yer iyi bir yer değil. Halka gidersiniz, dersiniz ki ey halk,
bu arkadaşlar sizi yanlış bir yere götürdüler. Doğrusu bu. Bana oy verin, yerine ben geldiğim zaman size daha iyisini vaat ederim. Ama bu değilse, böyle bir şeyle baştan itibaren herhangi bir öneri getirmeden, herhangi bir şey, yani siz diyelim ki iktidara geldiniz. Varsayalım ki siz iktidara geldiniz. Siz ölümleri nasıl durduracaksınız? Yani çok bu kolay. Kadar nasıl, bir çözüm olduğunu söylüyor. Onu dinleyeceğiz tabii, zaten. Evet. Çok kolay. Ben de öğrenmek istiyorum. Bir, iki, çok üç madde. Ama sarı bir şekilde. Çok kolay bir kısaca. Tabii ki çok kolay. Lütfen. Üç madde halinde bana sıralar mısınız? Ben sizi dinleyeceğim. Buyurun. Bir, iki, üç. Ölümleri şöyle durduracağız. Buyurun. Şimdi bir sefer, hayır, bakın burada çözüm süreci. Soru sorduğunuz yanıtını alalım. Evet, ben samimi olarak söylüyorum. Sizden bu çözüm sürecinin yol haritasını öğrenmeye çalıştım. Yani bilmiyoruz, gerçekten bilmiyoruz. Ama bilsem, yani kamuoyuna açıklanmıyor, şeffaf değil, bir farklı şey bir değil. Farklı bir yorum yapacaksınız. Neyi savunduğunuzu vallahi anlayamadım ben şimdi. Bu çözüm süreci derken sadece ismi söylüyorsunuz ama bu planı nedir bunun, yol haritası nedir? Ama varılan yer nedir diyorsunuz? Varılacak yer. Nasıl savunuyorlar bilmiyorum, bilmediğiniz bir şey. Çetin Bey, öyle demeyin. Şimdi bakın, KCK'ya verilmiş. PKK'ya verildi. Pardon? Ne verildi? Yol haritası. Yol haritası. Demirtaş'ta verilmedi. Hayır canım. Gösterildi dedi. Bir gösterilmiş. Canım, indeks dediler, şu dediler, bu dediler. Belli ki. Tam olarak bilmiyoruz. Tam şimdi olarak bilmiyor. Onlara bilmiyoruz veriliyor. Diyorsunuz. Tam olarak herkese şu veriliyor. Diyor. Peki halka giderken olarak. Bu akil insanlar barış istiyorlarsa PKK'ya gidip niye anlatmadılar da halkımız mı terörü çıkarıyordu, onlara neyi anlattılar? Yani samimi söylüyorum, ben bu mantığı hiç anlayamadım. Şimdi burada ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bir taraftan hiç bilinmeyen bir mevzuyu şimdi biz tartışmış oluyoruz. Yani nedir bunun sonucu, nereye gidecek? Ama biz belirtilerine bakıyoruz. Ortada bir terör örgütü var. Bu meşrulaştırılıyor. Şimdi kimsenin silah bıraktığı yok, kimsenin bir yere gittiği yok. Hocam siz şimdi meseleyi ölümler, siz meseleyi terör meselesi olarak görüyorsunuz ama bir hak ve özgürlük meselesi yok diyorsunuz ortada. Yani haklar işte teröristlerin ne hakkı olabilir? Demiyorum, bakın, ben bölge halkından bahsediyorum. Bölge halkı ayrı bir şey. Bakın Didem Hanım, şimdi PKK ayrıdır. Bakın ben burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Oradaki halk bizim vatandaşımızdır. Etnik kökeni şudur budur. Kendi kardeşlerimizdir, kendi vatandaşlarımızdır. Bizden ayrı değil. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türk olanla olmayanın aynı haklara sahip olduğuna inanıyoruz. Hiçbir şekilde ayrımcılığa falan kabul etmiyoruz. Ben burada şunu demeye çalışıyorum. Orada bir bölgede bir halk var. IŞİD nasıl o geldi oraları, bir kısmı halkı vesaireyi filan orada el koydu terör örgütü olarak, terör yöntemleriyle orada halk bir vahşi örgüte teslim edildi. Şimdi şeriat düzeni kurdum diyor, şu diyor, bu diyor. Peki Büşra Ersanlı dedi ki biraz olayın derinliğine inersek, benim sorum üzerinde onu derine inersek dediğinde yeni rejim arayışları var. Bir ulus devleti tıkandı. Dolayısıyla farklı rejim, özellik de bu anlamda olumlu bir rejim arayışıdır. Yani desantralizasyon. Hayır canım dedi. Bu da fantazidir. Ulus devletin bizde tıkandığı vesaire yok. Şimdi noktada, müsaade ederseniz. Ama o konu çok önemli hocam. Biraz mesele bunun etrafında dönüyor sadece aslında. Sadece bir şey söyleyeceğim. Söyleyin, şu noktadan tabii düşünebilir miyiz mesela? En baştan. Şimdi bir tam olarak bölünme diyelim korkusu var. Sayın Elmas'ın dile getirdiği endişe. Mesela yani daha birçok insan. Bir tarafta da tam olarak bir birlik arzusu var diyelim. Evet. Bu ikisinin dışında insanların paylaştığı bir yönetim olamaz mı mesela? Şimdi bunu bakın, hiç düşündünüz mü? Şimdi bunu konuşur, yani mesela demokrasi bugün en iyi rejim diye, ama mutlak iyi, mutlak doğru bir rejim değil. Hepsinin kendisine göre sakıncaları var. Ancak tam birlikten ne mahsur varmış? Tam birlik olsa... Olamıyorsa... Yani şimdi belediye başkanları Ankara'dan mı atanıyor? Hükümet mi atanıyor? Orada kendileri gidiyorlar, kendileri seçiyorlar. Tamam. Ne istiyorlar ki yani? Milletvekilini kendileri seçip gönderiyor. Tamam. Şimdi bu mesela bunların... ana dilde eğitim yapabilmek istiyorlar. Bakın kimsenin mesela hangi dili, ana dilini neyi konuşuyorsa... Ona bir karşı gelmiyorum. Ama bakın ben size ilginç bir şey söyleyeceğim. Konuşma değil, eğitimini bakın yapmak. Bakın ben size istiyorlar. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Alayım, siz bir ara vermem mesela lazım. Belki de buna hayret edeceksiniz. Bakış açımız şudur bizim.
oradaki vatandaşlarımız bölge olarak zaten tarihi süreç içerisinde geri kalmış bir süreç, bir bölgedir. Az gelişmiş bir bölgedir. Şimdi siz 76 hocamın deyişiyle 79-80 dünyanın 16. 17. büyük ekonomisi olan bu ülkede insanlara Türkçe eğitim vermeyeceksiniz. Peki bu insanlar nasıl iş bulacaklar, nasıl çalışacaklar, nasıl şey olacaklar? Onların sorunu hocam. Yani, hayır onların sorunu değil. Bu Türkiye'nin sorunu. Ne kadar çok seviyorsunuz Kürtleri. Severim tabii. Evet. Niye sevmeyeyim yani şey, ki? İş bulsunlar diye öyle mi? Tabii ki. Yahu siz gitsen, sen gitsen niye o zaman Almanya'da Türkçe eğitim istiyorsunuz oraya giden çocuklara? Öğrensin dilini diye. He? Biz de bunu kendi dilini evet, öğrensin diye. Kürtler de öğrensin. Okul olsun gitsin ama öğrensin. Bunu ne ya zaman? Şimdi Kürtçe bakın herkes çocuğunu götürüyor İngilizce bilsin biraz daha fazla iş bulsun diye uğraşırken siz üniversitede Kürtçe eğitim vereceksiniz. Nereden iş bulacak? Nereden? Ne yapacaksınız biliyor musunuz siz bunu? Tıpkı Bulgaristan'da olduğu gibi o kolejlerden yetiştiği gibi bir Bulgaristan devleti ortaya çıktığı peki, gibi niye bir şey çıkaracak. Kürtçe, yazıktır niye Kürtçe bu insanlara. Öğrenmek Türkçeyi bakın, dışlamaya PKK, gerektirsin ki? PKK Kürtlerin yakasından düşmesi lazım. O bölgede PKK halledilirse vatandaşın o ağalık düzeni diye düzenler hep 30 peki? Sene sizin yöntemlerinizle hal olmadı. Nasıl mesele de bu zaten. Bir sefer uygulanmadı. Niye? Neydi olsa mesela? Ne söyleyeyim mi sihirli şeyi biz de öğrenelim. Çok sihirli filan değil. Ya söyleyeyim işte ben ne diyorum ki net olarak. Ben yöntemi söylüyorum. Sülenanka'da Tamil kaplanları vardı. Aynı yok PKK yani, gibi. Yani kimyasal silah attılar yok ettiler. Hayır kimyasal silah nasıl değildi. Ettiler? PKK militanlarını tıpkı 2000 AKP iktidara geldiği zamanki gibi terörü sıfıra düşürün siz. Devlet devletliğini göstersin. Nasıl sıfıra düşürün? Abdullah Öcalan düşürdü 99. Peki ben izninizle. Abdullah Öcalan bırak militanları dışarı çıkardı. Partisinin adını değiştirdi. O zaman sonra geri getirdi. 7-8 Ekim'deki olayları da Abdullah Öcalan hocam, yaptı. Türkiye Sri Lanka'yı denedi yani zaten 90'larda. Sri Lanka modeli denendi zaten. Denendi hocam. 90'larda Sri Lanka modeli. Her şey yaptı. 3500 köy boşaltıldı. Şimdi 17 bin insan faydalı meçhure gitti. Siz zannediyorsunuz bir insan öldü. Siz biliyorsunuz. Olur mu öyle şey? Bir tek siz gittiniz. Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Öyle bir şey yok. O doğuyu biz de karış karış biliyoruz. Yahu Dersim'de 13 bin kişiyi uçaklarla yok ettiler. Siz bana söyler sizin misiniz? Ağrı'da ne yaptılar biliyor musunuz? 100 yıl önce ne yaptılar biliyor musunuz? Ne zaman anlatıyorsunuz? Hal oldu mu? 70 sene diyorum ki 70 sene boyunca devletin güvenlikçi politikaları bu işi halletmedi. Şimdi şu anda siz, biz hep beraber bana şunun bir cevabını barış fırsatını yakalamışız. Bunu heba etmeyelim. Şunun cevabını verin. Siz diyorsunuz ki 90'lı yıllardaki şeyleri tekrar devlet uygulasın. Şunun cevabını verin. Bingöl'de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığı kazanmıştı. Muş'ta 1999'da belediye başkanlığı eşini kazanmıştı. Tek oy bile alamıyor. Ağrı'da milletvekili vardı, Van'da vardı bilmem ne. Bugün yok. Neden yok? Peki oradaki halk ya ben çok size cevap özür alırım. İşte bölge hadi, halkı terör Elmas, örgütüyle AKP'nin arasına sıkıştırıldığı bu için. Bu sizin sorununuz. Bu onların sorunu değil. Siz de yayınlar yapıyorsunuz. Beni anlarsınız. Olarak, Hakkari'de yoksan Hakkari'nin sorunu değil. Hüseyin Kızılkaya bir ara vermem lazım. Bir ara sonra hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erdinç Yazıcı hocam sizi unutmadım. Sizle başlayacağım efendim. Biraz ara. Bugün çözüm süreci çok tehlikeli bir aşamadan geçmiştir. Çok büyük bir badire atlatmıştır. Öcalan'a sekreterya, görüşmeler vesaire. Ben devletin doğrudan Öcalan'la görüşmesini savunan birisi değilim. Partimiz de savunuyor. PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedim. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Türkiye'ye rağmen Amerika bu işi yapmıştır. Bugün
çözüm süreci çok tehlikeli bir aşamadan geçmiştir. Çok büyük bir badire atlatmıştır. Öcalan'a sekreterya, görüşmeler vesaire. Ben devletin doğrudan Öcalan'la görüşmesini savunan birisi değilim. Partimiz de savunuyor. PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedim. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Türkiye'ye rağmen Amerika bu işi yapmıştır. Efendim devam ediyoruz. Türkiye'nin nabzına çok değerli konuklarım Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Çetin Elmas, Profesör Doktor Büşra Ersanlı, Doçent Doktor Erdinç Yazıcı ve gazeteciler Muhsin Kızılkaya ve Özcan Tikit ile birlikte gündemin önemli başlıklarını konuşmayı sürdürüyoruz. Erdinç Yazıcı hocam sizle devam edelim. Yol haritasında kalmıştık. Siz buradaki tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şunu hatırlatarak başlayalım. Dün El Cezire'ye Türkiye konuşan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş şunu söyledi. Yol haritası bizimle paylaşılacaktı. Yalan, bize yol haritası falan verilmedi dedi. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan da yol haritasını HDP ile paylaştık dedi. Öte yandan Çetin Elmas'ın burada sorusu vardı. Sayın Bahçeli'nin baş danışmanlarından ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Sordu iki akil insana, Fuat Keyman'a ve Muhsin Kızılkaya. Siz biliyor musunuz yol haritasını? Yani ben nereye varacağımızı bilmiyorum şeklinde bazı sorular yöneltti. Buradaki yorumları dinlediniz. İzleyicilerin de yorumları var. Onlar da gördüler. Ne diyorsunuz bu yol haritası ile ilgili Sayın Yazıcı bir sosyolog olarak siz süreci bu anlamda nasıl okuyorsunuz efendim? Yani meseleye aslında şöyle bakmak lazım. Bu süreç belli bakımlardan gizli yürütülmesi gereken, belli bakımlardan kamuoyuyla diyalog içinde yürütülmesi gereken, açık yürütülmesi gereken ve bu pozisyonların süreç içinde değişebileceği son derece dinamik bir süreç. Ve bütün dünyada da böyle oluyor. Yani bu tip müzakere süreçleri herkesin önünde yürütülebilecek, bütün boyutlarla yürütülebilecek bir muhtevaya asla sahip olmaz. Dolayısıyla sürecin doğasına uygun bir akışın olduğunu ifade etmek gerekiyor gayet tabii. Çünkü müzakerede karşılıklı taktik adımlar atılacaktır, söz konusu olacaktır. Kendi pozisyonlarını kuvvetlendirmek için kendine özgü blöfler vesaire söz konusu olabilir. Ki bu süreçte oluyor, siz bir kısmını anlattınız. Ve arzu edilmeyen kontrol dışı güçlerin faturasını süreç içinde olan unsurlara yıkacak şekilde bazı acı neticeler ortaya koydukları bir takım provokasyonlar söz konusu olacaktır. Bunlar önemli şeyler. Fakat bizim asıl dikkate almamız gereken ve asla unutmamamız gereken bir konu var. O da şu. Bu mesele, yani çözüm meselesi geçen yüzyıldan bu yıla, bu yüzyıla Türkiye'nin devrettiği Türkiye'nin beka meselesidir ve sadece Türklerin değil, Türklerin, Kürtlerin, Arapların Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan büyük trajedinin, sömürgeciliğin ortaya koyduğu parçalanmışlığın getirdiği dramları toparlayabilecek bir noktada Türkiye kendi iç barışını oluştururken büyük ve güçlü bir oluşumu yeniden inşa edebilmenin aklını harekete geçiriyor ve Türkiye bu gücü harekete geçirirken kendini yeniden entegre edecek ve 21. yüzyılda güçlü bir ülke olarak var olabilecek, bu yolla da özgürlüğü, refahı, bölgesel barışı, etnik ve dini kardeşliğin önderliğini yapabilecek bir projeyi hayata geçirdi. Bu konu Türkiye için milli bir konudur ve siyaset üstü bir konudur. Yani siyasetin kendi dar alanlarında ele alınamayacak, alınmaması gerektiği kadar önemli bir konudur. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de aslında bu süreci, bu kadar mühim bir süreci götürebilmek bakımından, karar verebilmek bakımından zaten uzun bir zaman kaybetmiştir. İşte Muhsin Bey orada bahsetti. Yani 35 yıla dayanan bir, üçte bir yüzyıla dayanan bir çatışma var ve muhtelif boyutlara muazzam bir dram var. Kırılmalar zaman zaman var. Fakat evet. Türkiye'nin başarısı şu, geçen bin yıldan getirdiği büyük tutuşturucu kültürel tutkallarıyla muazzam bir şekilde bu çatışmayı etnik bir çatışmaya dönüştürmeden devletle eli silahlı bir terör gücü olan PKK arasında tutabilmiştir. Ve nihayet
son 6-7 Ekim olayları da bu muhteva içinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Orada bir miktar bahsedildi, bu bir halk hareketi vesaire. Yani halk birbirini niye öldürsün? Orada basbayağı bir psikoloji var ve yönlendirilen bir psikoloji var. Onun yarattığı bir dram var. Bu şu anlama gelmiyor. Halkta bir psikoloji oluşmuş, bir iklim yok. Bu tepki yok. Bu anlamda demiyorum. Fakat orada bir hata yapılmıştır ve bu hatayı HDP'nin yöneticileri Hatip Dicle, Altantan kabul etti ve burada MHP liderinin gösterdiği basireti gösteremedik dedi. Yani adamlar kendi aralarında bu şeyi ne derler, öz eleştiri yapabiliyorlar. Bu bakımdan gerçi verici, onu söyleyen Sayın Altantan da ama diğer tarafta. Evet, Altantan söyledi onu. Demirtaş da benzer bir şey söyledi. Demirtaş da gerçi eleştiri yani, yapmamız lazım dedi. Ya burada şunun üstünde durmak gerekiyor. Orada doğru söylendi. 6-7 Ekim olayları bir yol kazası. Büyükçak'ta Kobani'nin yarattığı psikoloji üzerinden bir sörftü bu. Şiddet sörfüydü. Durduruldu. Fakat taraflar iyi kötü belli bir sorumluluk duygusu içinde meseleyi götürüyorlar. İki, Cumhuriyet tarihinde eşine benzeri siyasi tarihte de zor görülmüş bir karar verdi hükümet ve Sayın Erdoğan. Böyle büyük bir çözüm projesine karar vererek, bunun arkasında durarak büyük bir karar vermiş oldu. Hem de siyasi gücünün zirvesinde bunu yaptı. Peki Sayın Yazıcı. Bu süreç elinde silahlı bir gücün silah bırakarak Türkiye'deki politik, ekonomik, sosyal, kültürel alanlara entegrasyonuyla ilgili ve temel insan hakları alanında var olan zaafları ortadan kaldıracak yasal, anayasal değişiklikleri yapmakla ilgili bir süreç. Yani burada bazı sorunların olması dediğim gibi kaçınılmaz. Hı hı. Burada Muhsin Bey'e yine katılıyorum. Yani MHP'nin konumunu anlayabilmek mümkün. Bu konuda gerçekten önemli bir sorumluluk ortaya koyuyor. Bu tip süreçlerde MHP tipi partilerin konumunu anlamak gerekiyor. Fakat ana muhalefet partisi CHP'nin bu sürece etkili bir katkı verememesi, halen daha bu sürecin en büyük açmazlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Diğer taraftan Kobani mevzu gerçekten büyük bir süreci enfekte etme potansiyeli taşıyor. Çünkü niye? Bir süreç uyguluyoruz. Bu süreç sonucunda Kandil elindeki silahları bırakacak ve Türkiye'de normal süreçlere katılacak. Oysa şimdi PKK'nın bir kanadı bu bahsedilen 3 tane kantonda kendi ölçeğinde kendine göre bir devlet kurmuş durumda ve kendini kendi bağlamında savunuyor. Yani burada yepyeni bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorunu Türkiye açmaya, çözmeye çalışıyor müttefikleriyle birlikte. İki, bütün bu olanlardan bitenlerden Türkiye'nin, hatırlayın bu 6-7 Eylül olayları nasıl başladı, Ekim olayları. Yani Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği, Kürtleri yalnız bıraktığına dönük bir muazzam bir kampanyanın bölgede harekete geçirilmesiyle başladı. Bu psikoloji böyle kabardı. Oysa bunlar doğru değildi. Türkiye'de bir sürü yetkili defalarca tekrarladı. IŞİD terör örgütüdür. Biz bu terör örgütüne herhangi bir katkı yapmadık, yardım etmedik diye. Evet. Dolayısıyla burada bir yol kazası, bir hata var. Burayı düzeltmek gerekiyor. Hatırlayın, geçen ay tahmin ediyorum sizin gene bu programınızda Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarını tartışmıştık, değil mi? Evet. Çözüm sürecinin başında %45 durumunda olan çözüm sürecine destek Türk toplumunda %75'lere çıkmış durumda. Bu destek MHP tabanında bile, hatırlayın o araştırmada, 1/4 düzeyindeydi. CHP tabanında daha yüksekti vesaire. Dolayısıyla çözüm süreci aynı zamanda yeni ümitler yeşertti Türkiye'de. Çünkü yani eğer Türkiye topraklarında biz büyük bir barışı sağlayamazsak, özgürlüğü, refahı, geleceğe dönük talep etmek Türkler için de, Kürtler için de, Araplar için de bir hayaldir. Biz kendi aramızda barışı kurarak ortak geleceğimizi, özgürlüğün ve refahın geleceğini kuracağız. Dolayısıyla Türkiye'deki entelektüellerin, gazetecilerin, siyaset yapanların ve bu süreçleri takip edenlerin, katkı yapanların üzerinde özellikle durması gereken konu bu. Evet, yani peki. Bu konu üzerinde yeteri kadar sağlam duramazsak, ufak tefek olaylar karşısında savrulursak, dengemizi bozarsak, yani gerçekten çözüm süreci heba olur ve bunun ortaya çıkacağı sonuçları, çıkarabileceği sonuçları düşünmek bile istemiyorum. Varsayın ki düşünün, kuvvetli bir irade var iki tarafta ama
Yarın çözüm süreci bitti. Ne olacak? Türkiye'yi bir kaos bekler, ben size diyeyim. Yani Türkiye bu sorunları çözmek zorunda. Dolayısıyla elimizden geldiğince bu sürece katkıda bulunmak, sorunları çözmek. Büyük sorunlar var. Kolay peki, değil. O orada hocam, ifade edildi. Ya evet. Bugüne kadar silahlı güçlerin Türkiye'nin dışına çıkması gerekiyordu. Halen daha çıkan güçler %15'i aşmış değil. Halen daha PKK'lı silahlı güçler Türkiye'nin dağlarında ve şehirlerinde ve bir kısım çevreler çözüm sürecini Güneydoğu Anadolu bölgesinin şehirlerini, sokaklarını bu milislere devretmek olarak anlıyor bu bölgedeki unsurlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Başbakan ifade etti. Kamu düzeni esas. Yani kamu düzeninin kamu düzeni, güvenlik vesaire bölgede bazı unsurlara, çözümün parçalarına devredilebilecek bir şey değil. Hiçbir şekilde özgürlükle terör, şiddet birbirine karıştırılamaz. Ya yani ortaya çıkan vandallıkların savunulabilecek bir yanı var mı? Halk hareketi, öfke patlaması vesaire başlıklarıyla onları anlayacağız. Ama bu kavramlarla dolayı masum göstermek bir kere bizim işimiz değil. Üstelik buna ön ayak olan siyasetçiler bile yanlış yaptıklarını peki, kendileri kabul sayın, ediyorlar. Sayın Yazıcı, önünde daha sayın Yazıcı, dil kullanmakta çok büyük gerek var. Evet, Büşra Ersandır'ın dile getirdiği şimdi peşmergenin geçişini ve PYD'ye silah yardımını da konuşacağız birazdan. Çünkü oradaki gelişmeler çözüm sürecini ve Türkiye'nin bir iş meselelerini de etkiliyor. Yeni rejim arayışları var ve ulus devlete tıkanmıştır yorumu ile ilgili olarak bir sosyolog olarak sizin de yorumunuzu almak isterim. Ne dersiniz bununla ilgili, siz ne düşünürsünüz bu analizle ve yorumla ilgili? Bununla ilgili tezler var Sayın Büşra Ersandır gibi. Evet. Karşı karşıya olduğu malum, bunu konuşuyoruz, teorik olarak tartışıyoruz. Devletler, milli devletler bu yönde kendilerini revize ederek yeniliyorlar. Bu küreselleşme süreci, uluslararası hukuk vesaire çerçevesinde yeni yapılar oluşuyor. Bir devinim var. Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde uluslararası sözleşmeleri imzalamak bakımından önemli adımlar atıldı. Türkiye'de bu mesafeyi alıyor. Fakat ben Kobani'deki gelişmelerden, oradaki kantonlardan bir demokratik mucize çıkarmak, yeni bir siyasi model çıkarmayı yani inanılmaz bir şey olarak görüyorum. Orada yani açık konuşmak gerekiyor. PKK eninde sonunda Stalinist bir şiddet örgütü ve PKK'nın PYD kolu, Kobani'de olan kolu esas itibariyle şiddet yoluyla siyasi muhaliflerini temizleyerek oraya fiilen hakim olmuş, orada kendine göre bir düzen kurmuş Stalinist bir örgütten bahsediyoruz. Yani buradan bir mucize, buradan bir devrim, burada hele hele buradan 21. yüzyıl için siyasi bir model konuşmak bence hiç gereği olmayan bir şey. Yani evet, bu sürecin bir tarafı PKK'dır ama PKK'nın ne olduğunu, bu bütün mekanizmaların ne anlama geldiğini Türkiye devleti de herkes de bilerek bu süreç içinde var. Yani evet, durumu bilelim, kavrayalım. Zaten Amerikalılarla yürütülen şey, müzakere tamamen bununla alakalı. Sizin dediğiniz gibi diğer Kürt grupların Kobani'ye sokulması, bu kantonlarda PKK'nın tasfiye ettiği, PYD'nin tasfiye ettiği unsurların yeniden siyasi düzene, toplumsal düzene katılmaları, Türkiye ile Amerika arasında konuşulan bir şey. Ve hatırlayın, PYD peşmergeleri istemiyordu Kobani bölgesine. Hı hı. Bu muhtemelen bu uluslararası baskılarla ve Zaha'da yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkmış bir durum. Yani Türkiye oradaki yani Kürtlere karşıtlığı vesaire Türkiye'nin söz konusu bile olamaz. Peki. Oradaki durumu normalleştirme, Suriye'nin bütünlüğü ve birliği içerisinde bir çözüm bulmaya dönük bir hamle yapıyor Türkiye. Meseleyi bu boyutta ele almakta çok büyük yarar var. Peki, bununla ilgili olarak siz şimdi bir şeyler söylemek istersiniz, sonra mucize size falan, bir sorun var. Kimse mucize falan demedi tabii ki. Evet. Benim vurgulamak istediğim şey, dünyada ulus devletlerin dışında açılımlar var ve bunun ağırlıklı yönü, bir tek Avrupa Birliği çerçevesinde bir ulusüstü bir gelişme var ama ağırlıklı yönü desantralize olmak, daha lokalize. Evet. Bunun da bir olumlu alternatif olabilecek şekli var ki o özel küçük lokal yapılar kendi kendini yönetmek isteyen. Diğeri de mezhep üzerinden, etnisite üzerinden gene lokalize olmuş ve şiddete başvurma eğilimi daha yüksek olan yapılar demek istedim.
Anladım. Şimdi Sayın Erdinç Yazıcı daha önce yaptığımız programı hatırlattı. Profesör Hakan Yılmaz ve ekibinin yaptığı bir araştırmaydı. Onu size soracağım. Onu hatırlatmışken onunla ilgili görüşünüzü almadan geçmeyelim. Peşmergenin geçişini konuşmayalım. Türkiye'de kimlikler, Kürt sorunu ve çözüm süreci, algılar ve tutumlar başlıklı bir araştırma çok tartışılmıştı yaklaşık bir ay önce. Sizden biliyorum, biliyorsunuz. Evet. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının %26'sı ayrılma ve özerkliği savunuyor şeklinde özetleyebiliriz. Federasyonun sıcak baktığı ile ilgili bir sonuç ortaya çıkmıştı. Ne dersiniz? Bununla ilgili yorumunuzu alayım. Bu sonra devam edelim. Yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında daha sonradan açıkladılar ki kamuoyunu yönlendirmek için bu anketleri vesaireyi filan kullandık dediler. Bu dolayısıyla bu anketlerin hiçbirine hiçbir şekilde güvenimiz yok. Denekleri kaç ama kişidir? Ama Boğaziçi Üniversitesi'nin, fark etmez, Profesör Hakan Yılmaz ve ekibinin kimseyi adına, zan altında bırakmıyor. Yok, zan altına bırakmıyorum ama biz güvenmiyoruz. Çok güvenmeme hakkımızı kullanıyoruz. Tabii kullanabilirsiniz şimdi, aynen. Şimdi burada söylemde bir yanlışlık var. Bakın Erdinç Hoca da diyor ki işte barış. Bu 6-7 Ekim'deki o olayların bu ülkede bir iç savaşa dönüşmemesinin altında yatan temel sebep şudur. Türklerle Kürtlerin arasında bir problem yoktur. Birbirlerine saldırmıyorlar bu kadar olaydan sonra. Çünkü aralarında bir problem yoktur. Şimdi barışı Kürtle Türk arasında değil. Çünkü bunlar etle kemik gibidir. Yani Türkler de Kürtler de birbiriyle etle kemik gibi, etle tırnak gibi olmuştur. Bu ayrıştıramıyorlar. 30 yıldır uğraşıyorlar, 35 yıldır. Şimdi mesele burada olunca bu sefer kimi kimle barıştırıyorsunuz? Hükümetle o zaman bir terör örgütünü barıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu sürecin anlamı bu. Erdinç Hoca da bir biliyormuş gibi şey oldu ama baktım ki o da bilmiyor. Bu süreci savunuyor ama sürecin yok. Kimseye şimdi ben samimiyetle bir cevap arıyorum ve bulamıyorum bunu. Şimdi bakın 6 Ekim'de yapılan hadise şuydu. PKK terör örgütü bir kalkışma, şehir pratiğini test etti esasında. Çünkü şu iddiayı ortaya attılar. İşte Türkiye IŞİD'e yardım ediyor. Halbuki kamu diplomasisi bakın tam o günlerde şöyle bir koordinatörlüğü, şöyle bir açıklama yapmıştı. 19 Eylül itibarıyla 634 araç dolusu insani yardımı o Kobani'ye gönderdik diye açıklamışlardı. Şimdi 300 bin o bölgede sadece Kobani'nin içinde değil bölgeden insan Türkiye'ye geldi. Geriye çevrilen Türkmenler çevrildi ama bunlar çevrilmedi bile. Herkes yer verildi, imkanlarımız dahilinde işte güvenlikleri sağlandı. En azından şimdi kimse onları öldüremeyecek. Aç değiller, açıkta değiller, elbette kendi evlerindeki gibi de değiller. Nihayetinde evet, mülteci durumuna düştüler. Şimdi siz bu kadar şeyi yapmışken böyle bir yalan, böyle bir iftirayla kalkıp Türkiye'nin sokaklarını kan gölüne çeviremezsiniz. Çevirmemeniz lazım. O halde Erdinç Hoca'nın bahsettiği işte o taktikler. Biz bunu hep böyle gördük. Bakın cezaevlerinde açlık grevleri başlattılar. Sonra Abdullah Öcalan'a müracaat ettiler. O durdurun dedi, durdurdular. Onun pozisyonunu yükseltmek için yapılıyor. Bu olaylarda olan da öyle. Şimdi diyorlar ki doğru dürüst iletişim falan yok. Nasıl yok? Milletvekili gitti, bir mektup aldı. Diyarbakır'da halkı topladı. Orada çıkıp okudu. Yani peki kimse şey bunu tartıştı mı? Bir soru var hocam. Soruyu alalım. Şunu çok merak ediyorum. Açlık grevi yapanlar diyelim mesela. Hocam bunların, bak değiştiriyoruz. Ben oradan bir neyse, örnek verdim. Ama bunların hiçbir şahsi iradesi yok mu? Yani olmadığı gözüküyor. Örgütler gözüküyor. Peki bunlar PKK'lı değildi ki bunlar partinin çalışanlarıydı o açlık grevini yapanlar. Ben biliyorum. Şimdi siyasi, peki bir gün biliyorum. Fatih Eman da hemen biraz bir şimdi yani biraz böyle çok genel konuşuyoruz. Yani önümüzde çok somut sorunlar var. Evet. Yani yani Türkler Kürtler birbirini seviyorlar. Tamam doğru söylediniz ama önümüzdeki sorunları biraz görmemiz gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi. Geneliyle ilgili hocamın soru işaretleri olduğu için. Ama, hayır yani irade halkta ya da insanlarda hiçbir irade olan, yokmuş elimizde gibi. Olan bir takım veriler var. Bunlardan bir tanesi işte hem Boğaziçi Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırma hem bizim kendi deneyimlerimizden ortaya çıkan bir çözüm sürecine toplumun desteği var. Bu destek devam ediyor. Yani birinci günüyle bugün arasında biz buna katılmıyoruz. Tamam, doğru olabilir ama böyle bu bir şeyimiz var. Deneyimim. Şimdi ikincisi
biraz evvel siz de hani peşmerge koridor bu tür tartışmaları geçelim dediniz. İkincisi bu çözüm sürecindeki yol haritasını hızlandıran nedenler var. Bu nedenleri biraz evvel hem Kobani olarak Erdinç Bey de söyledi, bizler de söyledik. Yani bir taraftan yani bu Orta Doğu'daki büyük çalkandı ve IŞİD sorunu, içeride evet. de bu 6-7 de olaylar. Bunların hepsinin altını bir kere çizmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de Mayıs ayında, Nisan'ın sonu, o civarda bir seçim var. Seçimden sonra yeni anayasaya da gidilecek. O yüzden de bu süre, çözüm süreci bir anlamda hem iki tarafta kani olmadığı süre içinde barış ve istikrarın olduğuna kırılgan, provokasyonlara kırılgan. Yani 6-7 olayı da oluyor. O yüzden de yani Erdinç, Çetin Bey'in vermiş sorusuna şu yanıtı vermek lazım. Şimdi bu sekreterya falan bence işte orada bir grup kurulacak, çalışacaklar, 3-4 gün orada olacaklar. Buradan bir grup gelecek, belki sivil toplumdan gelecek. Ondan sonra Türkiye'de toplum şu algıyı alacak. Bir kere daha 6-7 Ekim olayları olmayacak. Silahsızlanma devam edecek ve Türkiye ve Kürtler işbirliği sağlanacak. Güven ortamı sağlanacak. Evet, evet. Yani çözüm süreci zaten bu demek. Yani artık burada çatışma olmayacak, siyaset konuşacak. Bu demek. O yüzden bence bir yol haritası var, bir müzakere başla. Artık ne Türk tarafı diyelim, yani tırnak için öyle konuşmayı da sevmiyorum ama ne Kürt tarafı 6-7 Ekim olayları gibi bir şeyin olmasını istemiyor ve Türkiye ve Kürtlerin de işbirliğinin Türkiye'yi güçlendireceği üzere bir kani var. Şimdi burada yalnız bir şey söylemek istiyorum. Tamam hocam. Yani bu olayın daha somut pratiğinde. Bir kere Ahmet Davutoğlu Bey de o günkü toplantıda bunun altını çizdi. Bir kere IŞİD olayı niye peşmergeye yol açılıyor? Niye IŞİD Kobani'de tutulmak isteniyor? Suriye şimdi devlet, yani Büşra'yı ben genel anlamda Türkiye içinde Adem'i merkezciliğin güçlendirilmesi temelinde katılıyorum. Fakat bugün yapılan bütün bu tartışmalar devlet sorunuyla ilgili tartışmalar. Çünkü Suriye devlet değil. Suriye'de bir yıkılmış, İngilizce failed state dediğimiz yıkılmış bir devlet var. Irak devlet değil, yıkılmış bir devlet var. Yani bütün bu Orta Doğu'da bir taraftan Mısır'da darbe var. Libya'da yıkılmış bir devlet var. O yüzden de IŞİD'in çıkma nedenlerinden bir tanesi de bu devlet sorunu yaşayan bir bölgede ben devlet olacağım diyen bir güç var. Bu bütün denklemi değiştirebilecek bir şey. O yüzden de bu devletlerin yıkılması, yani Suriye devletinin yıkılması, Irak devletinin yıkılması o anlamda Türkiye'yi çözüm sürecinde ileriye gitme anlamında zorunlu kılıyor. Çünkü bakılıyor ki eğer Suriye'de bir birlik, biraz evvel sizin söylemiş olduğunuz birlik sağlanmazsa, Irak'ta birlik sağlanmazsa bu bölge sürekli olarak mezhepçi, dinsel köktenci bu tür oluşumlara çok açık. Bunlar da oldukça Türkiye'ye bu göçmenlerden güvenliğe kadar büyük bir risk taşıyacak. O yüzden de şimdi Türkiye bence hem de Kürt aktörleri bir taraftan çözüm sürecinin bu işbirliğinin kendilerini korunaklı hale getireceği üzerine bir daha 6-7 Ekim olaylarıyla ve altını çizim Kobani olayıyla birlikte bu olayı daha iyi anlamış oldular. Evet. Yani bunun bu şey durdurulmadığı süre içinde, IŞİD sorunu durdurulmadığı süre içinde bölgede devletler bağlamında özellikle Irak ve Suriye'de, çünkü IŞİD'in oradan çıkma şeyi var. Bunlarda bir birlik sağlama durumu olmadığı süre içinde esasında her ülke tehlike altında. Peki ben aslında o soruyu sorarken Aydın Engin'in yaptığı yorumdan da biraz yola çıktım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin yazısında diyor ki dört ülkeye yayılmış Kürtleri tek bir ulus devletin çatısı altında toplama hedefi bu kesimlerce çağın gerisinde kalmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Ve onun yerine dört ülkenin ulusal sınırlarını yok etmeden ancak sınırların bu ülkelerin halkları arasındaki siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal ilişkileri engellemeyecek bir dönüşüme uğratılmasını öneriyor. Evet, işte şeklinde Aydın Engin'in bir analizini aslında biraz sormaya işte çalışmıştım. Yani biraz öyle, çünkü İş biraz oraya gidiyor galiba. Tabii çünkü. Değil mi? Yani iş biraz oradan uzaklaştı. Esasında Suriye'de olaylar çıkmasaydı zaten
buna gidecekti. Avrupa Birliği'nde herkes birbirine gidiyor. Biz de öyle gidip gelecektik. Zaten mesele kalmayacaktı yani. Ama işte hayır. Suriyeli Kürtlerin işte 3 kantonun Kürt özel bölgesinin yönetimi konusunda anlaşmaları da biraz bunun ipuçlarını vermiyor. Hayır, buna Türkiye'de yani hükümetle karşı çıktı buna. Evet. Buna hükümetle karşı çıktı. Çünkü Türkiye'de dedi ben Kuzey Irak ya da Güney Kürdistan'la işbirliğine girdim. Siz de Suriye'de işbirliğine girin. Bir Türkiye içindeki Kürtler, Irak'taki Kürtler ve Suriye'deki Kürtler işbirliği sağlansın. Bu daha güvenli bir ortamı sağlayacaktır dendi. Yani PYD ile ilgili. Gerçi bu işbirliği nasıl olacak? Bir konferans toplanamadı. Ama bu ekonomide olacak, evet. Enerjide olabilir, güvenlikte olabilir. O yüzden bence zaten şu soruyu da şöyle yani sizi tabii yani MHP olarak onu anlıyorum. Yani başından itibaren bu süreç Türkiye'yi zayıflatır ve böler korkusu ve endişesi var. Ve bir siyasi partinin de bence hem siyasi strateji olarak hem de ideoloji olarak ben bu şekilde görüyorum olayı ve bu anlamda ben bunu bir şekilde eleştirel bir gözle bakmaya devam edeceğim deme hakkı var. Evet. Bu, evet. Onu alayım sözleriniz yarım kaldı. Ama bu doğru değil ama. Yani bu doğru değil. Bu doğru değil yani sosyolojik ve politik olarak Türkiye daha da güçlü. Dünyanın gidişine uymuyor. Biz bunun doğru olduğuna, çağdaş olduğuna da inanıyoruz. Gidişatın da bu yönde olduğuna inanıyoruz. Şimdi sizin gibi meseleye yani bu Kobani'de çıkan olaylar vesaireler işte bu çözüm sürecinin hızlandırdığı şeklinde de düşünmüyoruz. Nasıl düşünüyoruz onu da söyleyeyim size. PKK'nın uluslararası diğer bir takım şeylerle işbirliğiyle Türkiye'de uyguladığı işte 6-7 Ekim'deki olaylar gibi sebebiyle hükümet bence tehdide boyun eğmiştir. O sebepten dolayı tekrar ısıttı getirdi. Yoksa esasında ne PKK çekildi, bakın sanki çekilmişmiş gibi konuşuyoruz. Erdinç Hoca da öyle konuşuyor. Çekilmedi. Silah bırakmadı. Aynı şekilde terör örgütü duruyor burada. Türkiye'de silah kullanıyorsunuz, Türkiye'de militan tutuyorsunuz. Bunları alıp Kobani'ye gitseydiniz ya, kim tutuyor sizi? Yani samimi değiller. Burada amaçları neydi? Bir devlet kurmak. Şimdi size şunu soruyorum hocam, sizin o deminki çıkışınızda. Burada Kürtlerin o Irak'ta bulunan, Suriye'de bulunan, Türkiye'de bulunan ve İran'da bulunan bunların işbirliği bölgeyi istikrarlaştıracak da peki buradaki Arap unsurlar ne olacak? İşte bunlarla işbirliği yapılmazsa bu bölgede biz nasıl ama, bu Türkiye ama olarak sizler, nasıl istikrar kazanacağız? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Orta Doğu bölgesine baktığımız zaman Arap unsurlar var. Arap unsurların Orta Doğu'lu görmediği Kürtler var. Bu dört bölgeye yayılmış ve Türkiye var. Şimdi o yüzden de bölgeye gidip sürece baktığınız zaman Türkiye'nin Kürtlerle işbirliği yapması hem Türkiye'nin yararına hem Kürtlerin yaşamsal anlamda da var olmalarına yararına hem de bölgenin istikrarına yararına. Hatta böyle çıkmadı hocam. Mesela ne oldu? Irak'ın kuzeyindeki o peşmerge yönetimiyle Türkiye tek müttefik bölgede onlar merkezi hükümetle arasını bozdu. Bence çok yanlış bir politika takip etti. Türkiye'nin Maliki'ye eleştirileri en sonunda herkes tarafından kabul edilmedi mi? Farklı bir meseleden konuşuyoruz. Maliki mezhepçiydi, Maliki şuydu buydu. Evet onu kabul ediyorum. Ama Türkiye her zaman Irak'ın birliğini kabul etti ama. Getirdiğimiz noktada mesela hükümetin yanlış politikası seçimler sırasında gidip orada taraf olması. Mesela en başında pozisyonumuz çok iyiydi. Biz ne mezhepli ne diğer şeylerle bu bakımdan ülkenin layık süreçte olması. Yapılan, süreçte yapılan hatalar o var. O hata sebebiyle biz gittik orada mezheplere bulaştık. Peşmergeyi ve PYD'ye silah yardımını da konuşalım. Onunla devam edelim. Bunlarla ilgili sizin de yorumunuz varsa konuşulanlar şu ana kadar alayım ama peşmergeyle devam etmek isterim ben. Yani şeyle ilgili sadece şunu söylemek isterim. Sürekli bir bölünme tehlikesi falan hani böyle bir hissiyatla hareket ediyoruz ama evet. Şimdi Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Bir bölünmekte olan ülkeler var. Hakikaten fiilen karşımızda çöken devletler var. Bir tanesi Suriye, diğeri Irak. Evet. Bir de yanı başımızda güçlenen işte yereldeki hakları tanıyarak oradaki işte Türklerin de Makedonya örneğinde bakarsak Türklerin ana dilde eğitimine hak vererek işte Bulgaristan örneğinde bakacak olursak oradaki Türklerin oradaki Yunanistan'da Bulgaristan'da bunların tamamında yerelde işte oradaki azınlıkların oradaki halkların haklarını iade ederek kültürel haklarını iade ederek güçlenen devletler var.
Şimdi iki modelden birini seçmemiz gerekiyor. Ya Avrupa'daki gibi güçleneceğiz ya da doğudaki Suriye ve Irak gibi parçalanacağız. Yani çözüm süreci de bunun sonucu. Şimdi hocam başından beri söylüyor, neden çözüm sürecini destekliyorsunuz? Bilmediğiniz bir şeyi destekliyorsunuz. Ve ben destekliyorum ve bilmediğim bir şeyi desteklemiyorum. Ben bildiğim bir şeyi destekliyorum. Öcalan'ın da açıklamalarına bakıyorum. Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarına bakıyorum. İki taraftan da gelen açıklamalar Türkiye'nin birliği bütünlüğü içerisinde çözüleceğine dair teminatlar içeriyor. Şimdi Abdullah Öcalan Türkiye'nin birliği için mi çalışıyor diyorsunuz siz? Yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor hocam. Türkiye'nin birliği bütünlüğü içerisinde bir çözümden bahsediyor. Nevruz'daki açıklamasına bakarsanız, daha sonra yaptığı açıklamalara bakarsanız devlet kurulacak diye bir ifade görmedim. 40 bin insanın ölümüne sebep olmuş bir insana hala güvenebiliyorsunuz değil mi? Hocam ben yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Burada duygusal takılmıyoruz. Yani hani kim ne diyor falan, ne diyorsa onu söylüyorum. Onu izah etmeye çalışıyorum. Peki hocam, İnsanların beyanlarından yola çıkarak söylüyorum. Zaman daralıyor şu Kobani'deki... Ben birlik ve bütünlük içerisinde eğer oradaki Kürt halkının ana dili de eğitim hakkı verilecekse, ki zaten sorunun çözümü eğer kültürel anlamda bakıldığı zaman nasıl çözüleceği gayet açık bir şekilde ortadadır. Ve PKK'nın silahlı unsurları yurt dışında, Türkiye dışına çıkacaksa, PKK silah bırakacaksa neden buna hayır diyeyim? Ve bu benim bildiğim bir şey ve ona göre destek veriyoruz. Kimse bilmediği bir şeye destek vermiyor hocam. Peki Özcan Bey, şimdi biz peşmergenin geçişine izin verdik. İşte Sayın Erdoğan da Obama'ya peşmergenin Kobani'ye Türkiye üzerinden geçmesi teklifini zaten ben sunmuştum dedi. Bunu biraz eleştirel gözle bakanlar da var. Türkiye sınırından geçiyorsa peşmerge niye Sayın Erdoğan bunu Obama'ya sunuyor şeklinde yorumda onlardan biri Sayın Fatih Altaylı'ya da bugün köşesinde yazdı. Öte yandan Türkiye peşmergenin geçişine izin veriyor ama PYD'ye silah yardımı yapmasını Türkiye'ye rağmen yaptı deyip eleştiriyor. Şimdi nasıl okuyacağız bu süreci ve Kobani'nin işte bu gelişmeler, peşmergenin oraya gitmesi, PYD'ye silah yardımı yapması, keza daha önce Ayhan Bilgen bizim yayınlarda dolaylı yollardan başka yerlerden silah geliyor zaten. İşte insani koridorun açılması gerektiğini söylemişti. İran'ı kastetmişti mesela. Evet. Ne dersiniz? Bu süreci nasıl etkileyecek? Kobani anlamında söylüyorum. Şimdi Kobani anlamında baktığımız zaman peşmergeye ne zaman gidecek bu arada? Bir güzel, onunla ilgili bir harita. Peşmerge ne zaman mı gidecek? Evet. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla bu akşam geçmesi veya yarın geçmesi gibisinden diyorlar. Şeyler yapıyor. Yani dolayısıyla onu bilemeyiz. Teknik bilgiler ama işte gelen istihbaratlar o yönde. Ülkelerin pozisyonlarını iyi anlamak gerekiyor. Burada ABD yönetimi öncelik olarak IŞİD'i görüyor. Yani IŞİD'in orada stratejik olarak, ABD yönetimi artık bunu bir strateji önemde görüyor Kobani'yi. Bir başarı elde etmesini istemiyor. Dolayısıyla oranın düşmemesi, Kobani'nin düşmemesi gerektiğine inanıyor. Bununla birlikte IŞİD'in ilk kez sahada sağlam bir yenilgi almasını büyük bir şekilde arzuluyor. Çünkü IŞİD bugüne kadar saldırdığı her noktayı aldı. Ve moralmen çok yüksek bir pozisyonda ilerliyor. Bu Arap coğrafyasında da işte yükselen güçlü ata güvenme anlamında büyük bir duygusal bağlantı oluşturuyor oradaki Arap coğrafyasında. Ve peki, baktığımız zaman bugün Arap coğrafyasında %50'lere 60'lara varan bir destek var. Dolayısıyla moralmen çökertilebileceği bir nokta olarak görüyor Kobani. Türkiye'nin bakış açısı PYD'yi buradaki PKK'nın uzantısı olarak görüyor. Evet, Sayın Erdoğan'ı söylüyor bunu. Söylediği bu açık bir şekilde. Ve Barzani'nin de ayrı planları var. Barzani'de biraz daha Türkiye'ye yakın duruyor ve PYD'nin daha önce bölgeden dışladığı diğer Kürt unsurların da oradaki yönetim süreçlerine dahil edilmesini savunuyor. Evet. Dolayısıyla bu Kobani meselesi bu üç tarafın, daha doğrusu dört tarafın çekişme alanına dönüşmüş durumda. ABD'nin önceliği Kobani düşmesin, ne yapılacaksa bu anlamda yapılsın. O anlamda yapabileceğini yaptı. Kobani'ye işte Türkiye bunun için PKK'nın istediği şey, yani PYD'nin orada savunduğu şey şuydu. Yani işte diğer iki kantondaki ağır silahlar ve militan unsurlar Türkiye sınırları üzerinden Kobani'ye ulaştırılsın. Peki Amerika neden Kobani düşmesini istiyor? Düşmesini istemiyor. İstemiyor, pardon. Evet. Niye istemiyor yani? Şimdi istememesinin sebebini aslında az önce açıklamaya çalıştım. Çok büyük bir stratejik önemde görüyorlar. Daha önce bizim için stratejik önemde değil diyorlardı. Öyle diyorlardı ama bu kez stratejik önemde. Şimdi fikir değiştirdiler. Fikir değiştirdiler. Çünkü Musul'la birlikte IŞİD çok açık bir şekilde şunu gösterdi. Bir yere saldırdığında çok büyük bir istekle ilerliyor ve kafasına taktığı yeri bir anda saldırarak alabiliyor. Ve durdurulamaz nitelikte bir örgüt görünümü veriyor. Gittiği yerde aynı şekilde bir devlet şeklinde hükmediyor, bir sistem ortaya koyuyor. Evet. Orta çağda ait olsa bir sistem ortaya koyuyor ve bu gittiği her yeri alıyor. Şu ana kadar kafasına takıp da alamadığı bir nokta olmadı. Dolayısıyla bunun bir yerde durulması ve sınırlandırılması gerekiyordu. Amerikan yönetimi de hava bombardımanıyla bunu birçok yerde başaramadı.
Şimdi bir Bağdat'ı gözüne kestirmiş durumda. İlk kez bölgedeki halklar da işte biliyorsunuz IŞİD'in bir taktiği vardır. İşte kafa kesme görüntüleri, yakalanan, ele geçirilen yerlerde işte kadınların köle olarak pazarlanması. Bu tür görüntülerle oradaki halka daha gitmeden yani caydırıyor. İşte bir direniş ortaya koyarsanız sizin sonunuz da işte kafa kesilme veya kadınlarınızın cari şekilde satılma, evet satılma şeklinde olur. O nereden oluyor? Diye, nasıl oluyor? Ağır. Musul'dan. Musul'daki Amerikan ordusu şeylerini aldılar. Oradan geliyor. Evet. Şimdi ilk kez IŞİD'e karşı bir bölge sert bir direniş ortaya koydu. Ve oradaki yerel halk mücadele edildiğinde IŞİD'in mağlubiyete uğratılabileceğini göstermiş oldu. Yani oradaki bir direniş. Bunu kabul etmek gerekiyor. İşte yaklaşık bir aydır PYD çok açık bir şekilde direniyor. Ve IŞİD'i ilk kez durdurabilen bir unsur olarak Amerikan yönetimi tarafından, sadece Amerikan yönetimi tarafından da değil, bütün Avrupa kamuoyu tarafından bu şekilde izleniyor. Dolayısıyla bunun stratejik olarak IŞİD'i hezimete uğratabilecek ve IŞİD'in haddini, sınırlarını bilmesini evet. sağlayabilecek bir unsur olarak görüyorlar Kobani'yi. Bundan sonra IŞİD'in saldıracağı diğer noktalarda da PYD'nin gösterdiğine benzer direnişlerin ortaya konulabilmesi için buradakinin bir model olarak sunulması gerekiyor. Şimdi şeye dönmek gerekiyor istiyorum. Neden Türkiye'nin buradaki savunduğu pozisyon ne yani Kobani konusunda? Onu çok kısa alalım, zaman daraldı. Peki, diğer konuklarım kısaca, da kısaca söyleyeyim. Aslında çok çok açık bir şey. Yani Türkiye orada kendi sınırında ileride bağımsız olabilecek bir Kürdistan yönetimi istemiyor. Tamam. Şimdi PYD de aslında baktığımız zaman bugün Şam'a bağlı olduğunu söylüyor ve Suriye'den ayrılmak istemediğini söylüyor. Fakat Türkiye buna inanmıyor. Barzani yönetimi de işte oradaki kendi unsurlarının da temsil edilmesini istiyor. Türkiye ile Barzani'nin çıkarları bir yerde stratejik olarak kesişiyor. Türkiye'nin bu noktada sunduğu seçenek şu, işte Peşmerge gelecekse yardıma gelsin, diğer türlü sizin militanlarınızın ve ağır silahlarının benim sınırlarımdan geçişine izin vermem diyor. Amerikan yönetimi de bu iki taraf, bu taraflar arasında bir orta yol bulmaya çalıştı. Peki. Orta yol şuydu, Türkiye işte PYD silah istiyordu, bu havadan indirmeyle yapıldı. Ama PYD militanlarını da istiyordu, diğer ağır silahların gelmesini istiyordu. Ona müsaade edilmedi, karşılığında Türkiye'ye de bir seçenek sunuldu. Sizin evet. istediğiniz şekilde de peşmergeler gelsin dedi. Orta yol bulunmuş gibi görünüyor şu anda. Peki. Hüsnü Kızılkaya, siz ne dersiniz? Çünkü Erdoğan şunu söyledi Obama'ya, işte Amerika Birleşik Devletleri için neden bu kadar stratejik Kobani, anlamakta zorlanıyorum dedi. Ne dersiniz? Şimdi tabii yani söylediklerinden evet. çok farklı şeyler söyleyemem bu konuda açıkçası. Tabii ama bu Kobani hadisesi bir sürü fikrin, dengenin değişmesine sebep olduğu gibi görünüyor. Bir kere birincisi emperyalizm denilen kavramı solcuların yeniden tanımlaması neticesini doğurdu. En önemli şeyden bir tanesi bence bu. Yani emperyalizm nedir? Ne zaman emperyalizmden medet umulur? Ya da ne zaman emperyalizm yardıma çağrılabilir? Ya da yardıma çağrılmalı mı? Çağrıldığı zaman ne? Bunun üstüne ciddi ciddi oturup birkaç kitap yazmaları gerekir. Bu bir. İkincisi, bir bölgeyi kurtardığınız zaman o bölgeyi kurtarıp o bölgede bir yönetim kurmuş olmanız yetmez. En önemli şey o bölgenin güvenliğini sağlayabilecek bir şey yapmanızdır. Yani güvenlik her şeyden önce gelir. Karın doyurmaktan bile önce gelir. Önce güvenliği sağlayacaksınız, sonra oturup yemek pişireceksiniz. Dolayısıyla o bölgede bu Kürtlere de bir ders oldu. Evet. O bölgeyi bölgede kantonlaşmış olan Kürtlere de bu anlamda öncelikle güvenliğin ne kadar mühim bir şey olduğunu gösterdi. Üçüncü bir... Farkında değiller miydi güvenliği? Oradaki Kürtler farkında değiller miydi çok, güvenliği? Demek ki çok önemsenemiş. Bir örgüt, bir dışarıdan birkaç tankla bir örgüt geldiğinde, IŞİD gibi bir örgüt geldiğinde orada savunmada ne kadar güçlük çekildiği ortaya çıktı bu süre içerisinde. Dolayısıyla bunu yeniden düşünmek gerekiyor. Evet. Üçüncüsü, bir bölgede ele geçirdiğiniz bir bölgeyi çoğulcu bir yapıya dayalı bir sistem kurmazsanız orada başınız belaya girer. Evet. Dolayısıyla da PYD'nin en büyük hatalarından bir tanesi şuydu. Orada kantonlaştıktan sonra çoğulcu bir Kürt yapılanmasına izin vermedi. Sadece ve sadece kendi fikrine yakın olan Arap ve Süryani partilerine izin verdi. Barzani taraftarı olan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'nin
oradan çıkarılmasını sağladı. Birkaç tane muhalif unsur daha vardı. Onlar da oradan çıkarıldılar. Dolayısıyla da sadece kendi fikrine yakın bir yapı oluştu. Şimdi son, bunun da bununla beraber bitiriyorum. Bununla beraber Duhok'ta dün yapılan birkaç gün önce yapılan bir anlaşmayla bütün bu demin bahsettiğimiz şeylerin yeniden ele alınacağının sonucuna varıldı ve tekrar eğer peşmerge oraya gittikten sonra ki bu geceden itibaren oraya gidip hakikaten de bir varlık gösterip de birkaç gün içerisinde Kobani IŞİD işgalinden kurtarılırsa ya da muhasarasından kurtarılırsa bundan sonraki süreçte Kürt Ulusal Konferansı'nın toplanmasına, Kürtlerin kendi aralarındaki düşmanlıkları bir tarafa bırakarak asıl düşmanın dışarıda olduğuna dair bir kanaat getirmelerine, üçüncüsü Türkiye Kürtlerinin düşmanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmadığına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de burada yaşayan Kürtlerin de devleti olduğuna, dolayısıyla bu devletlerin içerisinde bütün Kürtlerin ve diğerlerin temel amacının bu devletleri demokratikleştirmek olduğuna, onların yerine bir devlet daha eklemek yerine, bu var olan devleti demokratikleştirmek ve oradaki halklarla beraber yaşamak, yaşamanın yollarına bakmaları gerektiği gibi dersler öğretti. Bununla, bu derslerin bir savaşla, bu tür katliamlarla, bu tür bilmem nelerle elde edilmiş olması ironik. Peki, ama bir tarafı daha var. Bir tek bir cümleyle hep işte MHP'li arkadaşlar, CHP'li barış süreci nedir diye işte bize anlatın. Vallahi bu arkadaşlar bu işi anlamadan bir gün bakacaklar ki barış olmuş. İnşallah yani, barış evet, olur. O zaman da gerçekten birini oturup bunları barış süreci budur diye peki, anlatmasına çok, gerek kalmayacak. Çok teşekkürler Büşra Ersan'da. Yani barış... Hayır şeyle ilgili ne bekliyorsunuz Kobani'de ve barışla ilgili de tabii söyleyeyim ama... Kobani'de bir direniş olduğunu düşünüyorum bir kere. Ve saldırıya karşı bir direniş olduğunu ve Türkiye ile Suruç'la Kobani'nin bir iç içe bir durumunun olduğunu... Dolayısıyla oraya her alanda yapılabilecek yardımların yapılması gerektiğini, koridorun açılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ama barışın garantisi ve sürekliliği için en temel şeyin vatandaşlık, eşit vatandaşlık hakları olduğunu, eşitlik konusundaki 100 yıl sürmüş olan problemin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, anayasa konusunda, vatandaşlık konusunda çok özel bir gayret gösterilmesini ve bunun acilen yapılması. Çünkü kamu düzeninin ben ancak demokrasiyle sağlanabileceğine inanıyorum. Şimdi normalde süren bitti ama hepinize birer dakika vereceğim. Erdin Çözücü bir dakikada özetlerseniz çok memnun olurum hocam. Sonra hemen Fuat Keyman'a ve Çetin Bey'den de bunu rica edeceğim. Evet buyurun. Yani bazı çözüm süreci de bölgede önemli kırılganlıklarla karşı karşıya. Fakat Türkiye'nin bu dönemde içinden bulunduğu koşullar içeride sağlam bir milli iradeyi ve güçlenen bir demokrasinin içerisinde, her şeye rağmen güçlenen bir ekonomi içerisinde ve siyasi bir liderlik içinde bu süreci yöneterek aydınlığa çıkacağından umutluyum. Parlak evet, gelecek duygusuna inancımızı güçlendirerek sürdürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Buyurun Sayın Elmas. Bir dakikada özetlersiniz. Bir dakikada özetleyeyim. Peki. Orada IŞİD ilk defa yenilmiyor. Bakın ortalıkta şöyle bir şey var. Erbil'e doğru yürüyordu. Amerikan uçakları hemen gitti bombaladılar. O tarafa doğru gitme dediler. Erbil evet, düşüyordu. Kuzeye doğru gidince orayı açık bıraktılar. Şimdi de diyorlar ki oraya da gitme. Çünkü kafalarında bir şablon oturuyor. Haritayı da önümüze koyduğumuz zaman ortada bir IŞİD'e verilecek bir Sünni bir devlet. Çünkü ona baktığınız zaman Musul Kobani'den çok daha stratejik öneme sahiptir. Nüfus olarak da daha çok şeydir. Bakın Muhsin Bey benim deminden beri burada programın başından beri söylediğimi teyit etti. Diyor ki o bölgeden PYD diyor muhalif Kürt unsurları onun gibi düşünmeyen diğer unsurların tamamını çıkardı. İşte PKK'nın yaptığı da bu bölgede. Ondan diyorum bölge insanını evet, rehin aldı. Şimdi oradan baktığınız zaman demek ki yöntemleri buymuş. Buradan da şu çıkıyor. Peşmerge yönetiminin Kobani'ye asker göndermesi,
Irak anayasasına aykırıdır. Hı hı. Çünkü dış işlerine de bağımsız değildir o anayasaya baktığınız zaman. Bu da ayrı bu bir da tartışma. Bize gerçekten şunu gösteriyor ki peki, işte bu istenilen özellik de aynı peşmerge yönetimi gibi bağımsız davranacak bir devlet. Nihayeti bağımsızlığa gidecek bir devlet amaçlıyor PKK. Peki efendim, çok teşekkürler hocam. 30 saniyede özetlerseniz. 30 saniyede. Biraz zor ama. Zor ama yani Kobane'nin düşmesi istenmiyor. O anlamda o düşerse Ortadoğu'daki dengeler ciddi anlamda sarsılabilir. Fakat bugün benim katıldığı bir toplantıda duyduğum önemli bir saptam vardı. Onunla bitireyim. Orta Doğu ülkeleri Türkiye'ye baktığı zaman en fazla istedikleri Türkiye'nin içindeki istikrar ve demokrasinin güçlenmesi. Çünkü Türkiye bunu sağlar ise esasında Orta Doğu'nun geleceğiyle ilgili bir güzel görüntüyü veriyor. O yüzden de biz yine de bu çözüm sürecinin değerini anlayıp bu barış sürecini mümkün olduğu kadar hasarsız başaralım. Böyle toplantıları da ben çok olumlu buluyorum. Çünkü eğer hepimiz çözüm süreci iyi gidiyor deseydik o zaman 6-7 Ekim olaylarını açıklayamazdık. Hepimiz çok kötü gidiyor deseydik bu sefer de açılım yapamazdık. O yüzden bence bu farklılıkların tartışması Türkiye'nin bence şu faydası da diye düşünüyorum. Hocam tiket var mı son sözünüz? Açıkçası ekleyecek bir şey yok. Sadece şunu söylemek isterim. Yani az önce belirttiniz. Daha önce hani yenilmedi falan diye de ben şunu kastetmek istedim. Dünya ilk kez IŞİD'e bu kadar odaklanmış durumda. Musul'da bile, Musul'un düşmesi bile, Musul'daki mücadele bile bu kadar konuşulmadı. Şu anda dünya Kobani'yi resmen bir Hollywood sahnesi olarak görüyor. Bu bir Fransız bakanı sözleridir. Evet, yani o dönemde o derecede bir stratejik önem biçiliyor. Katılıyorum size. Onu anlatmak strateji istedim. Strateji kısmı hariç. Efendim, sizleri uğurlamıyoruz. Beraber kapatacağız. Biraz ara, sonra veda etmek için karşınızdayız. Programın sonuna geldik. Öcalan'ın sekreterle tartışması, çözüm süreci, Kobani, bütün meseleleri çok değerli konuklarımla mercek altına aldık. Profesör Doktor Büşra Ersanlı, Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Çetin Elmas da uçağa yetişeceği için hemen ayrıldılar. O da şu anda uçak yolundalar. Doçent Doktor Erdinç Yazıcı ve gazeteciler Muhsin Kızılkaya ve Özcan Tikit bu akşam bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun Büşra Hocam geldiğiniz için. İyi geceler diliyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler.